Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır. Barış Ertül, Ali Erim ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddia sunar. Daha iddialı, çok daha canlı, çok daha heyecanlı iddia. Günaydın, mutlu sabahlar. Türkiye'nin en çok dinlenen spor radyosu Radyo Spor, hoş geldiniz. Sabah Sporu programında sizlerle birlikteyiz. Birlikteliğimiz an itibariyle başladı ve yaklaşık 3 saat kadar devam edecek. Barış Ertül ve Ali Erim'in yokluğunda bendeniz Emrah Karalinç ve Mert Elam sizlere eşlik edeceğiz. Oldukça yoğun bir gündem var. Gündemi değerlendireceğiz, masaya yatıracağız. Birbirinden değerli konular var tabii ki. Mert Elam'la beraber ayrıntılı bir şekilde konuşacağımızı söyleyebilirim. Sosyal medya hesaplarımızdan bizlere ulaşma imkanınız var. Twitter'dan e-karalinç adresinden bana ulaşabilirsiniz aynı zamanda. Radyospor.com'a girip mesaj gönder kısmından görüş ve önerilerinizi bekliyoruz. Yine Twitter üstünden sevgili Mert Elam'a da ulaşma imkanınız var. Mert Elam'ın adresini sanıyorum dinleyiciler, ki bu programı dinleyen çok sayıda insan var. Muazzam bir program ve benim adıma da bir ilk olacak. Mert Elam'ın adresini zaten ezbere biliyorsunuzdur. Evet, hayırlı olsun Emrah bu arada. Ben de girişte. Hoş bulduk diyeyim ben de. Evet, güzel. Bakalım Barış abin tabii bugün toplantıları var. O yüzden programa eşlik edemiyor. O yüzden seninle birlikte bugün 3 saat boyunca gündemdeki konuları değerlendireceğiz dediğin gibi. Evet, amili futbol takımımızın Moldova ile karşı karşıya geleceğini hatırlatalım. UEFA Euro 2020 öncesinde gerçekleştirdiği hazırlıklar kapsamında 3. ve son hazırlık maçına çıkacak millilerimiz. Saat 20'de başlayacak bu karşılaşma. TRT Spor'dan yayınlanacağını hatırlatalım. Amili futbol takımımızın oynayacağı maçı tabii ki etraflıca konuşacağız ama amili futbol takımımızın teknik direktörü Sayın Şenol Güneş maç öncesinde bir basın toplantısı düzenledi. Euro 2020 ile ilgili değerlendirmesi var Şenol Güneş'in. Şunu diyor: turnuvanın başlangıcı benim için çok önemli. Hedef gruptan çıkmak. Bu 9 puandır, 7 puandır, 6 puandır, 5 puandır fark etmez. Gruptan çıktıktan sonra nasıl çıktığın önemli değil. Çıkacak olan rakiple yine bir eleme daha oynayacaksın dedi. Tabii 4 oyuncuyu dışarıda bırakmak zorunda kalmıştı amili futbol takımımızın teknik direktörü Sayın Şenol Güneş. Kadroyu 26 kişiye indirmişti. Mert Elam tabii önceki programlarda değinmişti ama Mahmut'la ilgili şöyle bir durum var. Şenol Hoca dedi ki Mahmut'un bazı sıkıntıları vardı. Diğerlerinden de memnundum. Başka birini de eğer dışarıda bıraksaydım aynı şeyleri söyleyecektim. Bu konuda biraz zorlandık diyor. Ve turnuvanın başlangıcı ile ilgili de değerlendirmeyi yapmıştı. İyi başlayalım. İtalya maçı çok önemli bir karşılaşma. Hedefte gruptan çıkmak diyor amili futbol takımımızın teknik direktörü. Türkiye Futbol Federasyonu kanadından bazı gelişmeler var. Dün tabii ajanspor.com'da da futbol severler takip etmişlerdir. Türkiye Futbol Federasyonu yabancı sayısı konusunda açıklamayı yaptı. TFF daha önce açıkladığı ancak pandemi koşulları sebebiyle bir yıl ertelediği yabancı oyuncu kuralının ilan edildiği şekilde uygulanacağını duyurdu. 2021-22 sezonunda yabancı oyuncu kontenjanında kadroda en fazla 14, aynı anda sahada en fazla 8 futbolcuya izin verilecek. Tabii Türkiye Futbol Federasyonu yapmış olduğu bu açıklamadan sonra Kulüpler Birliği acaba nasıl bir açıklama yapacak diye merak ediyorduk. Kulüpler Birliği'nden de bir açıklama geldi. Kulüpler Birliği, Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıkladığı yabancı sınırı konusunda açıklama yaptı ve bu karara tepki gösteriyor ve aynı zamanda federasyona eleştirel bir bakış açısı, güven zedelemesi var diyor Kulüpler Birliği. Böyle bir açıklama gelmişti Kulüpler Birliği'nden. Bunun dışında tabii Fenerbahçe'de yoğun bir gündem vardı. Bildiğiniz üzere Sarı Lacivertli Kulübün bir numaralı ismi Sayın Başkan Ali Koç açıklama yaptı ve Emre Belezoğlu ile yola devam etmeyeceklerini duyurmuştu. Dün Fenerbahçe Kulübü resmi internet sitesi aracılığıyla Emre Belezoğlu için bir veda mesajı yayınladı ve veda mesajına baktığımızda çubuklu için yapılanlar sonsuzlukta yankılanır. Emre Belezoğlu'na sonsuz teşekkürlerimizle ifadeleri kullanıldı. Tabii ki çocukluk hayaliydi Fenerbahçe'de görev yapmak, formasını giymek, sportif direktör olarak da çalıştı. Emre abi olarak girdi ve Emre Hoca olarak çıkmıştı Emre Belezoğlu. Bu açıklamanın ardından tabii Emre Belezoğlu'nun da neler söyleyeceği merak konusuydu. Emre Belezoğlu da yine kulüp internet sitesinden bir veda mesajı yayımladı. Orada en çok dikkatimi çeken
Notlar şunlar. Yıllar önce futbolcu olarak girdiğim bu kapıdan kaptan, ardından sportif direktör ve son olarak da teknik direktör olarak görev yaptığım evimden bugün itibarıyla Fenerbahçe'nin bir evladı olarak ayrılıyorum ifadelerini kullandı. Sonu hayal ettiğim gibi bitmeyen bu sezondaki tek burukluğum sizleri ve çocuklarımızı mutlu edememek oldu. Bunu bir gün fazlasıyla telafi edeceğimize inanabilirsiniz diyor ve ekliyor. Bana verilen her görevi kulübümün menfaatlerini düşünerek var gücümle yerine getirmeye çalıştım. Buna karşı ne yazıktır ki koskoca bir çınarı kendi hesapları için kullanmaya çalışan kısır zihniyetleri de gördüm. Kimin ne hesabı olduğunu çok iyi biliyorum. Mahcubiyetimiz yok, şevkle ter döktük. Mahrumiyetimiz yok, parayı başa at değer bilmedik. Bildiğim tek şey ise kimse saygınlığını kendi elleriyle teslim etmedikçe kaybetmez diyor. Fenerbahçe'de görev yaptığı Emre Belezoğlu veda mesajı bu şekildeydi. Bunun dışında tabii Fenerbahçe'de teknik direktör konusunda gelişmeler var. Bunu da konuşacağız, değerlendireceğiz. Diego Costa konusunda Beşiktaş'ın resmi bir teklif hazırlandığını ajanspor.com'dan detaylı bir şekilde okuyabilirsiniz. Beşiktaş'la ilgili kimler gelecek derken sürpriz bir oyuncu. Beşiktaş, Besar Gudjofi ile anlaşmaya vardı. İlk transferiydi siyah beyazların. Makedon sol kanat oyuncusu, 17 yaşında henüz ve 12 maçta 2 gol, 3 asistlik bir performans sergilemişti. Geleceğe yatırım olarak adlandırabileceğimiz bir transfer. Hepsini konuşacağız. Trabzonspor'da gelişmeler var. Galatasaray'da seçim ağırlıklı bir gündem var. Hepsini değerlendireceğiz. Anadolu'dan futbol bölümünde de yine Anadolu takımlarının bazı sıkıntıları var, bazı mesajları var. Onları konuşacağız. Sizlerin de katılacağı yoğun, aktif, güzel bir program olacak. Barış Ertül, Ali Evin ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Daha iddialı, çok daha canlı, çok daha heyecanlı iddia. Tekrar birlikteyiz değerli dinleyicilerimiz. Amili futbol takımımız Moldova ile karşı karşıya gelecek. Bugün saat 20'de bu maçı konuşacağız. Almanya Futbol Federasyonu'ndan Sasha Stegemann yönetecek bu zorlu maçı. Karşılaşma bir kez daha hatırlatalım. TRT Spor'dan yayınlanacak. Milli takımımızın özellikle baktığımızda Moldova ile oynadığı karşılaşmalara baktığımızda 3 özel maçta toplam 11 kez karşı karşıya geldi. Moldova'yı 9 kez yendik değerli dinleyicilerimiz ve rakibimizle 2 defa berabere kaldık. Hiç mağlup olmadık. Milliler Moldova'ya karşı 29 gol atarken kalesinde ise 3 gol gördü. Şimdi sevgili Mert, şunu sormam lazım. A milli futbol takımımızın oynadığı hazırlık maçlarını istinaden bir takım eleştiriler var. Daha güçlü rakiplerle neden karşı karşıya gelmiyoruz? Fikri. Evet. Bu konuyla ilgili değerlendirmeni merak ediyorum. Aslında sen söze girerken ben de tekrar bu konuyu düşünüyordum. Yani biz ilk maçımızı Azerbaycan'la oynadık. Güç olarak tabii çok üst seviyede bir takım değil. Gine aynı şekilde ki Gine'nin bir de en iyi oyuncuları bu karşılaşmada forma giyemediler sakatlık dolayısıyla. Naby Keita'sı, işte orta sahada Diawara, bu gibi İtalya Serie A, işte Premier Lig görmüş oyuncuları yoktu. Ona rağmen çok zorlandık. Şimdi de Moldova. Benim düşüncem, benim fikrim biraz daha güçlü takımlarla oynamamız. Turnuvaya hazırlık için biz böyle takımlarla değil de daha seviyesi yüksek takımlarla oynamalıyız. Çünkü biz orada İtalya ile oynayacağız. İtalya karşısında büyük ihtimal biz kapanacağız, topa daha az sahip olacağız ve işte kontra hücumlarla etkili olmaya çalışan bir milli takım göreceğiz. İsviçre karşısında benzer şekilde olacağını düşünüyorum. Galler maçı ortada olabilir. Orada topa biz daha fazla sahip olabiliriz. O maç için belki bu tarz hazırlık karşılaşmaları önemli olabilir ama bizim ana hedef bence İtalya ve İsviçre maçları olmalı. O yüzden ben de beklentim daha güçlü takımlarla oynamaktı. İstedik de bu arada, istemedik değil. Yani sonuçta senin benim düşündüğümü elbette ki federasyonda teknik direktör Şenol Güneş de düşünüyor. Bunu zaten söyledi Şenol Güneş ama ayarlayamamışlar. Hani pandemi dediler, gelmek istemediler, vize verilmedi işte. Çünkü her ülkenin de şartı farklı oluyor bu dönemde. Yani kimi kabul ediyor, kimi etmiyor. Değiştirebiliyorlar ülkeden ülkeye göre. O yüzden de bir zorluk yaşadık. Sonuç olarak hani en azından biz 3 hazırlık maçıyla bu turnuvaya gidiyoruz. O bir artı. Bu kadar fazla hazırlık maçı yapmayacak olan ülkeler de var. Ama mesela dün bakıyorum. Dün hazırlık karşılaşmaları devam etti Avrupa genelinde. Mesela bizim grubumuzdaki Galler Fransa ile oynadı. Yani onlar için bence çok uygun bir fikstürdü. Çünkü onlar da işte İtalya ile,
bizimle, İsviçre'yle zorlu karşılaşmalar oynayacaklar. Topa daha az sahip olacaklar. Ve bu oyunu Fransa karşısında da test etme imkanı buldular. Gerçi kötü bitti. Evet. 3-0. Mbappé'yi, Griezmann'ı durduramadılar. Evet. 3-0 kaybettiler. Hatta kırmızı yazın, da gördüm. Evet, ilk yarıda mı, ikinci yarıda mı? 26. dakika. 26. dakikada maçın da bir kısmını izledim sonra. Williams görmüştüm. Evet, sol kanadında oynayan oyuncu kırmızı kart gördü. Gerçi kötü bitti ama. Ey Benzema diye Fransız taraftarları mesajları sosyal medyada paylaştı. Evet, Benzema da sonra döndü. Evet, geri döndü. Bu arada ilk başta da bayağı etkiliydi. Benzema'yı takip ettim. Sonrasında dediğim gibi yattım. Maçın tamamını izleyemedim ama Galler böyle bir azlık maçı yaptı. Ben bunu tercih ederdim. Galler kaybetse de bu özgüveni de zedeleyecek bir şey değil. Mesela bazıları şöyle düşünebilir. Hani biz hazırlık maçı yapıyoruz. Özgüvenimiz yüksek olmalı. Böyle kazanacağımız rakiplerle oynayalım. Bu yani bir rahatlık da verebiliyor. Nereden baktığınıza bağlı. Ben beni zorlayan rakip isterim her zaman. Bu iş hayatında da böyledir. Futbol takımı onun içinde. Onun için buradayım Mert. Yani işte, öyle tabii ki yani. İnsanlar birbirlerini yukarı çekmeli. Takımlar da aynı şekilde. Doğru. Yani bizim Moldova maçından bize katılacak milli takımı buradan pozitif çıkartacak ne olabilir? Futbolcuların sahada koşması, fizik olarak hazır durumda olması olabilir. Ama zorlama açısından Moldova öyle çok büyük bir test olmayacak bana kalırsa. Evet, milli takımımızın şu ana kadar ortaya koyduğu performans kısmen fikir veriyor. Bunu şu bu iki maçı değerlendirmek lazım. İki maçı söylüyorsun. Evet öyle. Diğer hatta Mart ayından bu yana sararsak biz orada Hollanda'yı, Norveç'i mağlup ettik. Sonrasında Letonya ile berabere kalmıştık çok sürpriz bir şekilde. Orada da biraz şanslıydık Emrah, bunu da kabul etmek lazım. Doğru. Şimdi biz Hollanda'yı yendik ama gollerimizin nasıl geldiğini bir hatırlayalım. Şutlarımız, isabetli şutlarımızın neredeyse hepsi gol oldu. Çarparak biraz şansa goller bulduk. İlk golleri attık hep. Norveç maçında da keza böyle oldu. Biz sadece bir isabetli şutta gol bulamadık bu iki karşılaşmada. O kadar yüzdeli oynadık. Bu da çok sürdürülebilir bir şey değil. Hani basketbolda olur bazen. Bir basketbolcu çıkar üst üste 7-8 üçlük atar ama bir yere kadar gider. Sonrasında illa bir yerde kaçırmaya başlarsın. Futbolda da bak işte Letonya maçı bu sefer işin savunma kısmını boşlayınca kalemize çok fazla gol görüp o maçı berabere bitirmiştik. Bu karşılaşmalarda da şu ana kadar istediğimiz görüntüde değildik. İki maçı kastediyorum. Ama bunun haklı gerekçeleri olabilir. Rakiplerin zayıf olması. Ki Şenol Güneş de bakıyorum dün bu minvalde bir açıklama yapmış. Şimdi rakip İtalya olsa futbolcu ona göre konsantre olacak, motive olacak. Yine'ye karşı hani kimse öyle elini taşın altına koymaya çok çalışmıyor. İçinden gelmiyor, motive olamıyor. Çok abes mi? Değil. O yüzden zaten işte böyle daha güçlü takımlarla hazırlık maçı yapmak bence çok önemli. Şimdiden böyle bir havaya girmek, o motivasyonu sağlamak. Şimdi işte bu Gine maçında da çok iyi değildik. Biraz yedek kadro olmanın dezavantajını da yaşadık. Bugün tahmin ediyorum bu ilk iki maçta oynamayan futbolcularımız. Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı, Hakan Çağanoğlu. Bu isimler sanıyorum forma giymediler bu iki hazırlık karşılaşmasında. Hatta kadroya bile girmedi bu Fransa'dan gelen de futbolcularımız. Hakan Çağanoğlu da aynı şekilde. Şimdi onları biraz sahaya sürecek Şenol Güneş. Böyle biraz rolanti de yine çok fizik olarak da zorlamayacak bir şekilde bir sakatlıkta çıkmaması adına böyle bir karşılaşma oynayacağız. Bakalım nasıl bir sonuç çıkacak. Ben de merak ediyorum. Yani Gine maçına da çok böyle istekli bir şekilde oturdum. Hani milli takımımızı izleyeceğiz diye ama ilk yarıda kusura bakmasınlar uykum geldi. Az daha uyuyordum. Biraz da yorgunluk vardı o gün. Hevesim kaçtı adeta. İkinci yarı biraz toparladı ama yetmedi. Moldova maçını da ben benzer bir senaryoda olacağını düşünüyorum. Tabii Moldova milli takımına baktığımızda Roberto Bordi'nin açıkladığı kadroya baktığımızda hani Şerif Tiraspol'dan, Cenova'dan bir tek Daniel Dumravanu var. Çok tanınan futbolcular da yok açıkçası. İşte forvette belki Nikolayasko'yu yine tanıyor olabilir futbol severler. Ben de çok bakayım, tanınan ettim. Oyuncular yok. Ama normal. Takım savunması anlamında fena bir görüntü ortaya koymuyor Moldova. Evet, ancak yine de dişimize göre bir rakip mi? Bu da farklı bir tartışma konusu. Evet, defansta bahsettiğin isim de genç bir isimmiş. 2001 Hı-hı. doğumlu, Cenova forması giyiyor ama çok üst düzey futbolcuları yok. Normal zaten. Ülke puanı olarak da çok iyi yerlerde değiller. Genç bir takım onlarda baktığım kadarıyla, yani nispeten genç. Tabii ki 35 üstü çok futbolcusu var. Ama gençleri de harmanlamayı başarmışlar. Bu da biraz bize benziyor. Biz de Euro 2020 için belirlediğimiz o 26 kişilik aday kadronun yaş ortalaması, yanlış görmediysem en genç yaş ortalamasına sahip ülkeyiz biz. Hı hı. Yani bu
çok kıymetli. Yaşlı oyuncumuz yok mu? Var. Burak Yılmaz zaten en ön planda olan futbolcumuz. Takımın yıldızı diyebileceğimiz bir isim. Ama gençlerle o harmanı biz çok güzel yaptık. Savunma oyuncularımız, stoperlerimiz çok genç. 95, 96, 2000 o yaş grubunda bizim milli futbolcularımız, kalecilerimiz Altay Uğurcan keza aynı şekilde. Ozan Tufan, Okay Yokuşlu hep böyle 25-26 ve daha da genç olan işte Kerem Aktürkoğlu gibi, Abdülkadir Ömür gibi, Halil gibi genç futbolcularımız da var. Bu da aslında bir anlamda umut veriyor. Şimdi Şenol Güneş'i ben eleştirdim Halil Akbunları almadığı için. Bence sezonun en istikrarlı futbolcusuydu hücumda ve bu kadroya girmeliydi ama almadı. Kimi aldı? Abdülkadir Ömür'le Kerem Aktürkoğlu'nu aldı. Biraz daha geleceğe de yatırım yaptı. Mesela Serdar Dursun'u almadı. Kaç yaşında Serdar? 28-29 değil mi? Doğru. Tecrübeli diyebileceğimiz bir futbolcu. Onu almadı. Halil Dervişoğlu ile Enes Ünal aldı. Bu iki isim de çok genç. Biri 97 doğumlu Enes. Halil de 2000 doğumlu olması lazım. Yani biraz daha geleceğe yönelik bir oyuncu tercihleri var. Ben bunu düşündüğünü tahmin ediyorum. Yani anlık başarıyı tabii ki önemsiyor. Anı tabii ki önemsememek mümkün değil ama bir yandan da gelecekte bu milli takımın iskeletini oluşturacağını düşündüğü futbolcuları alıp süre almasalar da bu turnuvada en azından o tecrübeyi yaşamalarını, o deneyimi hissetmelerini istediğini düşünüyorum. Böyle ifade etmedi sanıyorum ama benim dışarıdan gözlemim Şenol Güneş'in tercihleriyle ilgili bu şekilde. Herkese kapımız açık diyor A milli futbol takımımızın teknik direktörü Şenol Güneş. Tabii Kenan Karaman tercihiydi. İkisi de aynı ligde oynuyorlar demişti Şenol Hoca. Ki Serdar Dursun Almanya 2. liginde sadece bu sezon değil, önceki sezonlarda da başarılı bir performans ortaya koydu. Türkiye'ye yolu düşmüş oyunculardan biridir. Ama Türkiye'deki performans çok iyi değildi Serdar Dursun'un. Evet, akılda kalmadı Serdar Dursun'un Türkiye performansı. Greuther Fürth'e gittikten sonra bir aydınlanma yaşadı orada. Ve Almanya'da o performansını üst noktaya çıkardı. Bir de gol kralı da oldu yine. Golcüler konusunda bu tarz isimler belli bir yaştan sonra olgunlaşıyorlar. Yani kariyerlerinin başında sendeleyebiliyorlar. Ama 27-28'i gördükten sonra daha olgunlaşıp o ileri uçta ne yapacağını artık otomatize etmiş futbolcular asıl performansını gösteriyorlar. Serdar'da da tahmin ediyorum olan buydu. Burak Yılmaz en yakın örneği. Birebir de oynamayı nasıl öğrendi? 30'undan sonra öğrenen bir Burak Yılmaz vardı. Aynen, o da olgunlaştı. Hala üstüne koyuyor Burak. Tabii. Yani Lille'de bu sezon yaptıkları milli takımda bu sırtı dönük oyununu bile geliştirmesi Burak Yılmaz'ın ki kariyerinin çoğu kısmında böyle bir özelliği yoktu. Burak sırtı dönük top değdiği anda Burak'tan uzaklaşırdı. Şimdi oyun kuran bir Burak Yılmaz'a döndü orta sahada neredeyse. Şenol Güneş'in açıklamalarından en çok dikkatini çeken başka notlar var mı sevgili Mert? Şenol Güneş'in bakıyorum notlarına. Bu şeyle ilgili bir tek Mahmut Tekdemir'le ilgili galiba bilgi verdi değil mi? Diğer 3 futbolcuyla ilgili Halil'le, Gökhan'la ve Efecan'la ilgili. Diğerlerinden hani, memnundum diyor. Seçecektim dedi ama hani bir sakatlık vesaire demedi. Çünkü biz de Ajans Spor'da Halil'le ilgili bir sakatlık haberi paylaştık. Dünden önceki gün olması lazım ama Halil o gün idmana çıktı. Akşam idman fotoğraflarında vardı. Acaba dedim ondan dolayı mı Halil Efecan kadrodan çıkarıldı ama anlıyoruz ki sakatlıkla bir alakası yok. Tamamen tercih meselesi. Abdülkadir Ömür ve Kerem Aktürkoğlu'nu o rotasyonda çok daha önde görmüş. Bakıyorum diğer açıklamalarına. Bu şeyi sormuşlar. O da güzel bir konu. Biz son dönemde böyle büyük takımlara karşı çok iyi performanslar gösteriyoruz. İşte Fransa'yı biz Euro 2020 elemelerinde hem mağlup ettik, diğer maçta da berabere kaldık. 4 puan topladık son dünya şampiyonundan. Daha önce de bunun örnekleri var. En son Hollanda maçı böyle geçmişti. O da işte şunu söylüyor. Rakip güçlü olduğunda oyuncular da psikolojik olarak bir tık üstte oynuyorlar diyor. Bizde böyle bir şey oluştu artık. Biz büyük takımlardan çok korkmuyoruz. Yani şimdi rakibimiz İtalya kağıt üstünde çok iyiler. Mancini ile öyle bir uyum yakaladı ki İtalyanlar. İşte eleme grubunda 10 maçta 10 galibiyet. Ondan sonra geçen sene geldiler Uluslar Ligi'nde birinci oldular. Gruplarını birinci bitirdiler. Çok gol yemeyen bir takım. Ama bugün bakınca İtalya'yı yenemez diyor musun milli takım? Ben demiyorum yani. Öyle bir şey demiyorum tabii ki. Hala şansın olduğunu düşünüyorum. Ciddi de bir şansı olduğunu düşünüyorum. Çünkü şans da biraz bizim yanımızda oluyor. Bu şansın yanında iyi de futbol ortaya koyarsak İtalyanları neden yenemeyelim diye düşündürtüyor bu milli takım. Hani bu özgüveni futbolcular bence sağladılar ve bize de onu hissettiriyorlar. Yani şu an kim gelsin rakip, işte Fransa'yı yenmiş bir milli takım var. Ne olursa olsun öyle veya böyle Hollanda'yı biz bir şekilde yenmeyi başardık.
En azından CV'mizde yazıyor. Şimdi İtalyanlar da eminim bizim bu performansımızı görüp onlar da içten içe bir çekince yaşıyorlardır. Türkiye Futbol Federasyonu kanadından tabii açıklamalar merak uyandırmıştır. Daha önce Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Sayın Ali Düşmez'le bir röportaj gerçekleştirmiştim yine Radyo Spor'da. Sevgili Mert, şu soruyu sordum. Ne zaman futbol ülkesi oluruz? Sen bu konuya nasıl yaklaşıyorsun? Senin değerlendirmenden sonra Ali Düşmez'in açıklamaları hatırlatayım. Şöyle, dünkü federasyonun yabancı kuralı ile ilgili verdiği karara bakınca futbol ülkesi olmaya çok yaklaşmadığımızı net bir şekilde görüyoruz. Yani dün bu kararı veren federasyonla bizim futbol ülkesi olma şansımız çok zayıf. Yani bu karar, zaten reklamdan sonra da bu kararı tartışırız eline boyuna. Felaket bir karar. Yani sırf buna bakıp bile ben Türkiye'nin futbol ülkesi olamayacağını çok net bir şekilde sana söyleyebilirim. Evet, Bora Beyefendi yazmış sosyal medyadan. Türkiye Futbol Federasyonu yabancı sayısını tekrar tekrar değiştirir mi? Şimdiye kadar sürekli kararlar değişti demiş. Yani açıkçası tabii son 20 yılda 15 kez yanlış hatırlamıyorsam değişmişti. Sonrasını saymadım artık. Takip etmiyorum ben de sayıyı. Gerçekten inan bilmiyorum. Çünkü bunun bile değişme ihtimali var. Neyse, reklamdan sonra detaylı konuşacağım. Çok evet. Uzun bir konu bu. Tabii ki. Kulüpler Birliği'nin yapmış olduğu açıklamayı az önce söylemiştim. Tabii ki Sayın Ali Düşmez şunu söyledi. Büyük turnuvalara, önemli organizasyonlara her zaman katılmak durumundayız. Ve Şampiyonlar Ligi örneği var. Şampiyonlar Ligi'ne ev sahipliği yapacağız 2023. Bu konuda da şunu söylüyor. Birincisi, A milli futbol takımımızın ve kulüplerimizin Avrupa'da yer alması, milli takımımızın Dünya Kupası'nda olması, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda her zaman olması, bunlar olmalı. Sürekli devamlılık sağlamalıyız. Bu konuya dikkat çekti ve çalışıyoruz. Çalışmaya da devam edeceğiz demişti Ali Düşmez. O zaman şöyle bir araya gireyim ben de. Kulüplerimiz evet Avrupa'da istikrarlı bir şekilde boy göstermeli ama orada da artık biz çok zor bir döneme giriyoruz Emrah. Bizim UEFA'daki puanımız her geçen sene düşüyor. Şu anda yeni sezona yanlış hatırlamıyorsam biz 18. sırada giriyoruz. Ve böyle bitirdiğimiz takdirde yine yanılmıyorsam biz 2 sonraki sene Avrupa'ya 5 değil 4 takım göndereceğiz. Şampiyonumuz zaten artık direkt olarak Şampiyonlar Ligi'ne gitmeyecek. Avrupa Ligi için aynı şekilde yeni açılan, o yeni kurulan Konferans Ligi için yine biz çok fazla ön eleme turu oynayıp katılmak durumunda kalacağız. Bunları üst üste koyarsak o istikrar nasıl gelecek? Kısa vadede mümkün değil. Milli takımlar bazında evet Avrupa Şampiyonlarına katılıyoruz artık istikrarlı bir şekilde. Güzel. Üst üste 2 oldu. 2012'yi es geçmiştik. 2016-2020 daha rahat bir eleme performansı var. İlk 2 takım çıkıyor genelde. Ama biz Dünya Kupalarına da katılamıyoruz. O konuda da yani bu Sayın Düşmez'in açıklamalarının da aslında önümüzdeki dönemde çok da gerçekleşmeyeceğini düşünüyorum ben. Barış Ertül, Ali Evin ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Daha iddialı, çok daha canlı, çok daha heyecanlı iddia. Tekrar birlikteyiz değerli dinleyicilerimiz. Mert Elam'la beraber konuşuyoruz gündemi. Kulüpler Birliği itiraz ediyor. Diyor ki Türkiye Futbol Federasyonu'na, size karşı güvenimiz zedelendi. Bu karar kabul edilemez. Bize özgü, bize verdiği sözü tutmadı diyor mesela Kulüpler Birliği. Böyle bir açıklamaları da var. Tam açıklaması, tam metni şudur. Kısaca hatırlatayım ben orayı. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yabancı sayısı ve küme düşme statüsüyle alakalı açıklanan kararlar öncesinde Kulüpler Birliği Vakfı'nın görüşleri yönünde hareket edileceği tarafımıza bildirilmesine rağmen taleplerimizden tamamen farklı yönde kararlar çıkmasını şaşkınlıkla karşılamaktayız. Kulüpler Birliği bu kararları kabul etmemektedir. Kulüpler Birliği'nin yaptırım gücü nedir sevgili Mert? Ha, onu diyecektim ben de, yani burada bu 3-4 paragraflık açıklama herhalde Kulüpler Birliği'nden yapılan. Benim de en çok dikkatimi çeken paragraf kısım cümle oldu. Kulüplerimiz tarafından kabul edilmemektedir diyor. Yani ne yapacaksınız? Siz 14 yabancı ile devam, sahada da 11 yabancı mı kullanmayı düşünüyorsunuz? Yani kural şu anda 8'i öngörüyor değil mi yeni kural? Federasyonun getirdiği. Geçen sezon ikinci devrede uygulanan kuralın devamını istiyordu Kulüpler Birliği. Bir de ikinci devresini 16 yabancı mı istiyorlardı? Bence o çok abartı olurdu. Hani normal 14 yabancı olması bence şart. Orada 16
O sadece yarım sezonluk ki bence de o da olmaması gerekti de Beşiktaş ve birkaç kulüp istedi diye o karar da federasyon tarafından çıkarılmıştı. O da ayrı bir garabetti. Onun zaten bence uygulanma imkanı yoktu önümüzdeki sezon ama hani şu anda mevcut şey neyse 14 yabancı işte maksimum sahada ya da kadroda olabilecek şekilde bu kuralın zaten devam etmesi bence normaliydi, olması gerekendi. Burada kulüplerin isteği çok yerinde. Bu açıdan ben onları eleştirmiyorum ama federasyon kulüplerin böyle bir söz vermiş. Kulüpler Birliği'nden yapılan açıklama bu. Onlara inanıyoruz herhalde. Kapalı kapılar ardında toplantılar yapıldığını biliyorum ve federasyonla da telefon trafiği olduğu yönünde de eminim sevgili Mert. Evet ama sonrasında neden Türkiye Futbol Federasyonu böyle bir karar alıyor? Bunu da çok anlamış değilim. Bizim genel düşüncemiz bu özellikle Nihat Özdemir Federasyonu'nda şu oldu. Kulüpler bir şey istiyorsa federasyon yapar. Yani kulüpler bir şey talep eder, küme düşme kaldırılsın der. Siyasi baskı da olur, bir destek de olur. Tek başına kulüplerin de burada dahil olmadığını düşünüyorum. Siyasi destek olmadan da bunu çok yapamayacaklarını düşünüyorum. Federasyon kabul eder. Bir şey ister, kulüpler federasyon kabul eder. Bir şekilde doldurur. Ama bu konuda federasyon kulüpleri birlik olmasına rağmen, çoğu konuda birlik değildir kulüpler, küme düşmeni kaldırması konusu başta olmak üzere. Ama bu konuda birlik olduklarına ben eminim. Yani kimse işte 14 yabancı olsun biz sahada 8'ini kullanabilelim. Bir sonraki sene 12 yabancı olsun sahada 7'sini kullanabilirim. Bunları istemiyordur. Bu konuda bana kalırsa %100 birlikler ama işte federasyonda bu sefer aksi yönde bir karar verdi. Ve bunun altını doldurması lazım federasyonu. Yani daha önceki uygulamalardan siz ne verim aldınız, bunun hangi faydasını gördünüz de tekrar biz bu eski sisteme şu anda dönüyoruz. Bunu açıklayabilen var mı? Yani bunun mantığını söyleyebilen var mı? Şimdi bugün A milli takımın kadrosuna bak aç. 26 kişi. Kaçı yurt dışında oynuyor biliyor musun? 16'sı. 10'u sadece yurt içi takımlarda. Onlar da Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon, Başakşehir. Bu kadar orada da bir denge var bu arada. Şenol Güneş şansa da olsa o dengeyi tutturmuş. Biz asıl bu dönemde yani bu kuralın biraz esnetildiği, Fatih Terim'in o getirdiği hani yerli kuralı hatta yabancı bile değil. Yerli 2015 yılında Fatih Terim önermişti 14 yabancı sayısı ve Türkiye Futbol Federasyonu tarafından kabul görmüştü. O önermede senin şimdi mesela çok önemli bir konuya temas ettin. Araya giriyorum, lafını balla kesiyorum. Söz konusu önermede her yabancı futbolcu transferinde kulüplerin federasyon bünyesinde oluşturulacak fona para yatırması da öngörülüyordu mesela. Doğru. O ne oldu? O da kalktı. Şimdi yeni bir teşvik sistemi getirmiş federasyon. Onu da çok anlamış değilim. Milli takımlara futbolcu veren, yerli futbolcu ve 21 yaş altı futbolcu oynatan kulüplere de belli kriterlere göre, daha onu da belirlememişler, sonra ilan edeceklermiş. Doğru. Bir teşvik verileceği söyleniyor. Onu da çok anlamış değilim. Zaten mecburen 3 yerli futbolcu oynatmak durumunda kulüpler. En az 3 futbolcu yerli olarak oynatmak durumunda. Bunun neyini teşviğe bağlayacaklar? Ben çok anlamadım. Bunu da yani götürebileceklerini düşünmüyorum. Bu teşvik sistemi de tıpkı o ilk dönemdeki gibi bence bir süre konuşulur. Sonra uygulanmadan da rafa kalkar. Ama şuraya gelecektim. Biz asıl bu dönemde yurt dışına birçok futbolcu gönderdik. Yani bu kural olmasa sen bu kadar futbolcunun yurt dışına gidebileceğini düşünür müydün Emrah? Tabii ki. Yani Yusuf Yazıcılar, Çağlar, işte Enes Ünal. Enes herhalde ilk gidenlerden biri oldu. Bu saydığım isimler arasında. Bunlar olmazdı. Yani çok iyi de bir milli takım yakaladık bu futbolcularla beraber. Bizim futbolcularımız yurt dışında geliştiler. Yani Burak Yılmaz bile 35 yaşında gittiği dilden bir şeyler kaparak geri dönüyor milli takıma. Çünkü bizim buradaki antrenör kadromuz, kalitemiz, idman performansımız çok yüksek değil. Altyapı konusunda zaten felaket durumdayız. Biz daha bunları çözemezken, yani altyapıdaki antrenörlerin kalifiye olması, oradaki sahalar, üst yapıya geçtiğimizde oradaki antrenör kalitesi, oradaki zeminler, bunları biz daha çözemezken tutturmuşuz federasyon yerli kuralı, yani yabancı kuralını tekrar geri getiriyor. Şimdi bununla mı biz Türk futbolunu ileriye götüreceğiz? Bununla mı biz bu kuralla mı futbol ülkesi olmayı planlıyoruz? Dediğim gibi yani sen söyledin 15 kere falan değiştirilmiş. Biz o dönemlerde ne faydasını gördük? Yoksa asıl faydayı biz bu yerli kuralıyla mı, Fatih Terim'in getirdiği yerli kuralıyla mı gördük? Şimdi ne olacak? Bu kural geldi.
İlk 11'de en az 3 yerli futbolcu oynamak durumunda. Şimdi yerlilerin eli güçlenmedi mi? Evet. Eski sistemde ne olmuştu? Yerlilerin fiyatları uçmuştu. Çünkü mecbursunuz. Ona bağımlısınız artık. Yani başka oyuncu oynatamıyorsunuz. Ve bu sefer onların istekleri çok yükselecek. Kulüpler de mecburen onlara daha fazla ücret vermek durumunda kalacak. Ama bütün bunlara gerek var mı? Gerek yok. Yani hiç olacak iş değil federasyonu yaptı. Ama ben ümitliyim. Şundan dolayı. Bu federasyon çünkü sürekli kararından dönüyor. Böyle bir alışkanlık geliştirdiler. Ve bu kararda da geri atım atabileceklerini düşünüyorum. Yani... Şu an çok komik bir şeye bakıyorum. Neye bakıyorum biliyor musun? Ajanspor.com'da yabancı kuralıyla alakalı yapılan habere. 2021-22 karşısında 8 artı 6 içinde de yanında da soru işareti var. Tabii. Soru işareti. Şu an federasyonun açıkladığı bir karara tamamen güvenen var mı? Böyle olacak diyebilen var mı? Yani bunun artık hani Nihat Özdemir döneminde sayısız örneği oluştu. Kendisi bir şey ifade ediyor, ertesi gün tersi yönde hareket ediliyor. Bu da şimdi böyle bir açıklama yapıldı. Kulüpler Birliği olağanüstü günlerle toplanacak. Ve burada da maalesef bizim Türkiye'de işin içine hani siyasiler girmesi olmuyor. Eminim ki siyasi kanattan da bir destek bulup Kulüpler Birliği federasyona bu kuralın tekrar eskiye dönmesi için baskısı yapılacak ve bir çözüm aranacak. Bu da olabilir. Türkiye şartlarında çok şaşırmam. Peki kulüpler iyi bir düzenleme yapabilecek mi? Önceliklerini iyi belirlemesi gerekiyor kulüplerin. Bu bağlamda baktığında önceliklerini en iyi şekilde düzenleyen bir kulüp yapısı var mı? Yok, bizim kulüpler yok. Öyle de öncelik falan şey yapamıyorlar, belirleyemiyorlar. Bu konuda da çok eksik olduklarını söylemek gerek. Ama bu kuralın da hani eski haline dönmesi durumunda evet kulüpler de çok iyi yönetmeyecekler yine. Orada bir değişiklik olmayacak. Burada iş yine dönüp dolaşıp TFF'de bitiyor. Yani bu kulüpler bu kadar para harcarken neredeydiniz? Siz yeterince iyi denetleyebiliyor musunuz kulüpleri? Şimdi bir harcama limiti belirleniyor. 2 senedir değil mi bu harcama limiti kuralı geldi Türkiye'ye. Federasyon ne yaptı? İlk sene için sadece 3 ya da 4 tam emin olamadım şu anda. 3 ya da 4 kulübe ihtar cezası verdi sadece. Onun haricindeki bütün kulüpler demek ki harfiyen uymuşlar. Yani nasıl bir dönemden geçiyoruz ki bu kadar hani euro yükselmiş sürekli, kulüplerin borçları artıyor sürekli, yayın geliri sürekli düşüyor, her sene bir indirim geliyor, bütçeler azalırken bizim kulüplerimiz maşallah hepsi bütçeye, harcama limitlerine harfiyen uymuşlar. Asıl siz işte orada gerekli cezaları verebilseniz, çok sıkı bir politik uygulayabilseniz zaten başka bir şey yapmanıza gerek kalmayacak. Yani 8 yabancıymış, 7 yabancıymış, 5'miş, 6'ymış, bunlarla uğraşmayacaksınız. Sizin asıl bu koyduğunuz harcama limiti konusundaki kuralları harfiyen uygulamanız lazım. Bunu yapamadığınız takdirde istediğiniz şeyi yapın. 8 yabancı deyin ilk 11'de, 7 deyin. Bunların Türk futbolunun gelişimi için hiçbir katkısı olmayacak. Yani asıl görevi bu olmamalı federasyonun. Bu tarz yabancı kurallarını tekrar sürekli ısıtıp ısıtıp gündemimize getirmemeliler. Sayın Ahmet Nur Çebi'nin bir açıklaması vardı. Evet, değerli dinleyicilerimiz. Oraya gelecektim ben. Açıklamam. Onu benim de çok dün gördüm, aklından üzüldüm. Aklından geçmiştir değil mi? Çok üzüldüm. Bir yerden de konuyu oraya getirmek istiyordum. Sen istersen paylaş. Evet, bu gelirle bu gider ödenmez. Matematik tutmuyor, borçlar var. Şimdi gidip 10 milyon euro limit isteyeceğim insan utanıyor dedi mesela. Limitleri zorlayacağız diyor. Evet, bir de benim dikkatimi çeken kısım tam aslında bu değildi. Avrupa'da boy gösteren takımlara başta tabii ki Beşiktaş olmak üzere biraz daha torpil istiyor. Ufak bir torpil yapalım. Yani oraya da gelecektim senin yorumundan tam, sonra. O zaman o kısmı da istiyorsan önündeysen tam metni de okuyabiliriz. Yani o torpil isteme kısmı benim bayağı bir garibime gitti. Yani bir kulüp başkanı bunu açık açık ki TV bu spordaki yayında galiba Ahmet Nur Çebi katılmış. Orada özel bir röportaj verdi. Şöyle diyor sevgili Mert. Biz dışarıda Türkiye'yi temsil edeceğiz. Hafif bir torpile ihtiyacımız var. Limitlerimizde hoşgörüye ihtiyaç var. Orta ve iyi karar transferlerle Avrupa'da başarılı olmak istiyoruz. Mümkün olursa da kupa kaldırmak istiyoruz. Önce bir kafanıza koyacaksınız. Yine çift kupa almak, şampiyon olmak istiyoruz diyor. Ve Avrupa'da kupa istiyoruz mesajını verdi Ahmet Nur Çebi ama. Tabii hani bu torpili kötü anlamda söylemedi. Evet. Ancak tartışmaya açık ve her yere çekilebilecek bir açıklama olarak görüyorum ben. Yani Avrupa kulüplerine biraz daha esneklik sağlamak konusu. O zaman şöyle mi olacak? Yani Ahmet Nur Çebi şunu mu istiyor?
Beşiktaş, Galatasaray, işte Fenerbahçe, kimse, Trabzon, Sivas Avrupa'da mücadele edecek bizim elemeler dahil 5 takımımız. Bu takımlara biraz daha limit istiyor anladığım kadarıyla. Biz biraz daha fazla transfer yapalım. O zaman o ekstra limit dahilinde transfer edilen futbolcu sadece Avrupa'da oynasın. Ligde oynatma. Çünkü ligde de bir haksız rekabet yaratacaksın. Eğer böyle bir torpil yapılırsa. Diğer takımların günahı ne? Avrupa'da oynamıyorlar diye. Ligdeki sen eşit rekabetin önüne geçmiş olursun eğer böyle bir torpil mekanizması devreye girerse. Bu da çok hakkaniyetli değil. Yani başkan bence sözünün nereye gideceğini çok kestiremeden biraz duygusal bir açıklama yapmış. Bu arada kendisi de hani şampiyon oldu Beşiktaş. Çok tebrik ettik ama her günde bir televizyon kanalında. Hani bu kadar fazla konuşunca da işte ortaya böyle bana kalırsa bu da bir garabettir. Bu tarz açıklamalar çıkıyor. Kendisine biraz sanki es vermesi gerek artık. Reklama gitmeden şunu söylemem lazım. Birincisi bu konularda mesela bizler de röportaj yapmak için kulüplerle görüşüyoruz, temas kuruyoruz. Ben şunu mesela düşünerek hareket ediyorum. Örneğin Sayın Rıza Çalınbay ile bir röportaj yapacağım. İletişimci mutlaka bana söyler, der ki bugün şu kanalda olacak, yarın şu kanalda olacak. Ben üst üste gelmemesi için uğraş veriyorum. Ama Türkiye'de gazetecilik öyle bir noktaya dönmüş durumda ki mesela örnek veriyorum. Röportaj yaptım. Röportaj yaptıktan bir saat sonra aynı röportajı almak için uğraşan gazeteciler var. Mesela kaynak verip bu şekilde değerlendirmek varken hadi kaynak da verme. Aynı açıklamayı da koysan kafi. Peki. Ona da tamam. Ama öyle bir zihniyet yok. Sayın Ahmet Nur Çebi ya da Sayın Mustafa Cengiz ya da Sayın Ali Koç. Ki iletişimcilerin mutlaka bu konuda devreye girmesi lazım. Her gün her yerde sürekli konuşan bir başkan figürü, bir başkan profili olmamalı. Bu konuda ben de sana katılıyorum. Ama bu başkanın suçu değil, onun ayarlanması ve düzenin biraz da suçu. Onun değişmesi lazım. Ben çift taraflı düşünüyorum Emrah. Başkanın da ben suçu olduğunu düşünüyorum. İletişimcilerin de, gazetecilerin de. Yani gazeteciler bence hatta en az suçlu kısım burada. Yani sen Ahmet Nur Çebi ile röportaj yapmak isteyebilirsin. Beşiktaş şampiyon olmuştur. Talepte bulunursun ama başkan her röportaj talebini de kabul etmek zorunda değil ki. Yani ben bir kere konuşacağım diyebilirsin. Hadi bilemedin iki ama sürekli her gün her gün biz Ahmet Nur Çebi'yi görüyoruz. Sanki sahada hani Ahmet Nur Çebi oynadı da sürekli konuşuyor. Yani biraz rol çalıyor. Türkiye'de bu başkanların rol çalma isteği, bu başarıyı sahiplenme isteği beni benden alıyor. Ahmet Nur Çebi hiç o yönde bir sinyal vermiyordu. Sezon içinde en az konuşanlardan biriydi. Ama işte şampiyonluk geldi. Bu sefer susturamıyoruz Ahmet Nur Çebi'yi. Yani bu böyle olmamalı. Bu ileride de problem yaratır. Zaten başkan, teknik direktör bunlar başarıyı paylaşma konusunda hep Türkiye'de problem yaşamıştır. Ve Ahmet Nur Çebi de böyle her gün her gün konuşarak o teknik direktörle olan ya da futbolcularla olan ilişkilerine ben zarar verdiğini düşünüyorum. Barış Ertül, Ali Evin ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Daha iddialı, çok daha canlı, çok daha heyecanlı iddia. Tekrar birlikteyiz. Mesajlara bakıyorum sevgili Mert. Baktığımda özellikle yabancı kuralıyla ilgili bazı mesajlar var. Onlardan biri Batuhan Beyefendi, Batuhan Ergüven. Belli ki bizim federasyonumuz bu işi yapamıyor. 5 büyük ligden birini seçsinler, oradaki kuralların aynısını getirsinler. Sonra bakalım sorun yabancı kuralında mıymış? Değil. Çünkü makamı çorba ettiler de bir iş. Tabii ki yani biz yurt dışından örneklere hiç bakmıyoruz. Girmeyelim bence. Yani birebir de aynı almak da mantıklı değil ama yani yurt dışına da gerek yok. Zaten kendi başına yani yurt dışına bakmadan da bu kuralın yanlış olduğunu idrak edebilirsin. Çünkü geçmişte örneklerim var. Sonuçta hani sana örnek pozitif şeyler de olabilir hayatta ama kötü olaylar, kötü deneyimler de sana bir örnek oluşturabilir. Yani sen bunları görmüşken, bu deneyimi yaşamışken şimdi neden bilerek aynısını yapıyorsun? Hiç mantıklı değil. Mehmet Ünlü, kadroda 14 yabancının olduğu ve sadece 8'inin oynatılabildiği bir kuralda takımlarımız oyuncu değişikliklerinde kesin bir hata yaparlar ve hükmen yenilgiler görürüz demiş. Tabii ki göreceğiz bunları. Yani. Hemen aklımıza Mustafa Denizli örneği geliyor, evet. Değil mi? O dönem kaçtı? 6 yabancı vardı. 7 kişi mi sürmüştü sahaya? Tabii çok oldu. Ama Türkiye'de buna da bir kılıf bulurlar. Geçen sene bu oyuncu değişikliği kuralı da değişti biliyorsun.
bu pandemiyle birlikte 3'ten 5'e çıkardılar. Bütün dünya genelinde isteyen uyguluyor. Biz de uygulayanlardan biriydik. Orada da 3 farklı seferde bu değişikleri yapabiliyordun. Alt liglerde bir karşılaşmada bunu 4 farklı seferde yaptılar. Aslında bir kural ihlali ve hükmen yenilgi de getirmesi gereken bir durumken federasyon bunu bir hakem hatası olarak değerlendirdi. Ve bir hükmen yenilgi getirmedi. O yüzden yabancı konusunda da eğer böyle bir hata yapılırsa önümüzdeki dönemde yine bu es geçilebilir. Neden olmasın? Tabii Türkiye'nin yabancı sınırındaki o istikrarsızlığına yıl yıl baktığımızda matematik formülü gibi sevgili Mert. Mesela 6 artı 2, 5 artı bilmem kaç. bazen artılı oluyor tabii. Bazen 6 oluyor. Artı 0 artı 4 mesela muazzam. 5 artı 1 artı 2. 1977-78 sezonu sadece 2 idi bu rakam. Sonrasında artıyor tabii, artış gösteriyor. 2000'li yıllardan itibaren bu artı olayları çok daha fazla gündeme gelmeye başladı. İşte bizim matematiğimizin gelişmesi için federasyon hani bilinçaltımızdan böyle kurallar getirerek hani toplama çıkarma nasıl yapılır? Sahada kaç oyuncu var onu saymamız için mesela geliştirmemizi istiyorlar demek ki. Teknik adamlar için de hani bak sahada kaç oyuncu var say bakalım 1, 2, 3, 4, 5, 6 hani onu geliştirmek için herhalde. Biz düşündüklerinden bu tarz kurallar getiriyorlar. Yardımcı antrenörlerin teknik direktörlere en çok yardımcı olabileceği konulardan biri de olabilir. Evet, sırf bu iş için zaten aslında bir antrenör belirleniyor bildiğim kadarıyla eski dönemlerde. Hatta o Mustafa Denizli'nin yanlış değişikliğinde o olay o kabak yardımcısına patlamıştı. Yani teknik adam çünkü her şeyle uğraşamaz futbol takımında. O antrenör ekibi, geniş antrenör ekibi boşuna yok. Yani şu an mesela Fatih Terim'in kaç yardımcısı vardı geçen sezon? Levent Şahin, Ümit Davala, işte Selçuk İnan, Riera, Necati Ateş vesaire böyle 4-5 isim sayıyorsun. İlla ki biri bu tarz konularla ilgili olmak zorunda. Yani teknik adam tek başına buna bakamaz. Çünkü onunla mı uğraşsın? Yani sahadaki oyuncuyu mu saysın yabancı yerliyi? Kimi oyuna alacağını mı düşünsün? Taktiğimi değiştirsin, futbolcularla mı temas etsin? Onun da derdi başından aşkın maç esnasında. Bunu da burada yardımcıların tabii ki yardımcı olması lazım. Hatta belki idari menajerler, bilmiyorum ya da kulübesinde yani Fenerbahçe'de gözümün önünde Volkan Ballı oluyor. O mesela bu tarz durumlara dikkat edip teknik direktör veya ekibi uyarabilir. Turgay Beyefendi diyor ki gelecek sezondan itibaren bu işin değişmeyeceğinin garantisi yok. Ben öyle düşünüyorum. Hemfikir miyiz? Hemfikiriz. Yani 2021-22 8 artı 6, 2022-23 7 artı 5, sonraki sezonda 6 artı 4 olarak planlanıyor ama bu sadece planlanan. Evet, ya buna göre bir transfer politikası yapamaz kulüpler. Çünkü bir sene deniyor ki tekrar işte yabancı kuralı gelecek. Mesela Fenerbahçe bir ara çok fazla yerli futbolcu almıştı bunu öngörerek. Ama ne oldu? Kural ertelendi. Yani takımların da hani zaten normalde de aslında şunu da söyleyeyim. Yani takımlar da 200 senelik plan da yapmıyorlar genelde de. Ama ne olursa olsun yapamıyor olsalar da federasyon en azından kuralları böyle 2-3 senelik bir projeksiyonda belirlemeli. Şimdi en azından ben bu kurala karşıyım. Bu kural uygulanmaması gerektiği düşünenlerdenim. Ama madem ki verdiniz böyle bir karar, bari arkasına durun. Yani 3 sene bir projeksiyon çizdiniz. Sen de okudun. Bari 3 sene böyle gitsin de bir sonraki sene, sonraki sene için siz kuralı değiştirmeyi düşünün. Ama böyle de gitsin 3 sene. Bundan en azından vazgeçmesinler. Bari bir yaptıklarının, bir getirdikleri kuralın arkasında durabilsin bu federasyon. Bir de aklıma şu geldi Emrah. Hı hı. O geçen açıklanan kuralda U21 futbolcularla alakalı da bir zorunluluk getirmişti federasyon. Seninle geçen gün yukarıda konuşuyorduk. İkinci seneyle birlikte altyapıdan bir futbolcu ilk 11'de oynatma zorunluluğu vardı. Ondan sonraki sene iki futbolcu vardı. Ama dün açıklanan kurala baktığımızda bu maddeden eser yok. Mesela o eski kuralı da aynı şekilde getirmemişler benim gördüğüm, değil mi? Ben ekstra federasyon açıklamasına baktım U21 ile ilgili. Sonra açıklama yapılacağını biliyorum ben. Daha sonra açıklama yapılacak. Daha detaylı bir açıklama yapılacak ama şu an en azından TFF'nin paylaştığı metinde bu benim bahsettiğim kısım yok. Hı hı. Sonraki açıklamada gelirse ona ayrıca bakarız. O da ayrı bir garabetti. Yani sen sırf genç diye bir oyuncuyu ilk 11'de oynatacaksın. Hak etmiyor olacak. Yurt dışında bazen oyuncu da bulamayacaksın belki. Bulamayacaksın. Bir oyuncuyu, hiç hak etmeyen bir oyuncu sen oraya koyacaksın ve ne yapacaksın biliyor musun? Yurt dışında bunun çok örneğini ben haber yaptım. Dakika 2'de dakika 1'de oyuncuyu oyundan çıkaracaksın. Yani bu bir travma değil midir futbolcu için? Yani evet. Sen ilk 11'de
bir heyecanla çıkıyorsun. Belki de biliyorsun oyundan çıkacağını ama ikinci dakikada seni oyundan alıyorlar. Yani kendini kullanılmış hissetmez misin? Oyuncuyu kaybedersin. Kaybedersin mesela. Bunu yurt dışında o kadar çok gördük. Romanya bunu uyguluyor mesela. İlk 11'de işte bir U21 futbolcusu. Çin bunu zamanında uyguladı. Olmuyor yani. Dakika 1'de 47. saniyede oyundan çıkan futbolcu vardı. Dakika 20'de oyundan çıkan futbolcu vardı ve sakatlık değil tabii ki. Bunun nedeni tamamen işte kuralı uyguladım mı? Uyguladım. Ben bir U21 futbolcusunu oynattım ilk 11'de. Ne oldu? Dakika 1'de çıkardım. Şey mi diyecek bir de federasyon? İlk 45 dakika çıkartamazsın. Böyle mi kural getireceksin bunun önüne geçmek için? Adam sakatlandı diyecek. Çeşitli bahaneler uyduracak. Yine çıkaracak. Yani Allah'tan oradan geri adım atmışlar gibi duruyor. Ama dediğin gibi daha detaylı açıklamada gelirse o zaman ayrı değerlendiririz. Normal şartlarda altyapıdan gelen, yıllarca A takımda oynama hayali kuran futbolcuyu en iyi şekilde kullanmak lazım ve en verimli olabileceği maçta ve onu kaybetmeyeceği şekilde en önemli dakikalarda onun açısından baktığımızda anlamlı bir dakikada sahaya sürmek lazım. Yani futbolcuyu en iyi şekilde kullanabilmek açısından bunu öngörmek lazım. Teknik adamların bu konuda zafiyetleri olabiliyor. Özellikle şunu da söyleyebilirim. Yorumculuk yapan teknik adamlar. Normal şartlarda ekranlarda yorum yapıyorlar ve bazı şeylerin olması mümkün olmayan bazı şeylerin olabilirmiş gibi olmasını gösterip ve sonrasında kendileri o koltuğa oturduğunda tam tersi yönde şeyler yapabiliyor. Yani teori ve pratik arasındaki o farkı görüyoruz teknik direktörlerde. Teknik direktör demişken de Selman'ın mesajını onu şimdi gördüm. Şimdi. Çok güzel bir noktaya temas ediyor. Aslında bu da bizim ülkenin en büyük problemlerinden biri. Bu sene mutlaka bu lisansı olmayan hocaların hocalık yapmaması yönünde bir kural çıkarmalı demiş. Çok doğru. Yani geçen sezon 21 takımlı ligimizde herhalde sezon başından sezon bitimine kadar 6-7 isim bu şekilde teknik adamlık yaptı yani. Pro lisansı olmadan. Çünkü A takım seviyesine bir takım çalıştırmak için teknik direktörün pro lisansının olması gerek. Ama bizim ligimizde maalesef bu çok artık istismar edilmeye başlandı. Bunu çok kötüye kullanan teknik direktörler, kulüpler var. Örnekleri çok. En son Emre Belezoğlu, işte Çağdaş Atan yaptı. Farioli bildiğim kadarıyla Karagümrük'ün hocası. Nobre sezon başı bu şekilde görevdeydi. Şenol Can. Bildiğim kadarıyla pro lisans olmadan teknik adamlık yapıyor. Yurt dışında böyle bir şey göremezsin üst seviyede. Yani git bugün İngiltere'de bak bakalım pro lisanssız Premier Lig'de takım çalıştırabiliyor musun? Portekiz'de bile orayı da geçenlerde baktım. Orada bile hani alt 3. ligde dahi pro lisansın yoksa teknik adamlık yapamıyorsun. 3. ligi. Bu son sene şampiyon olan Sporting'in hocası vardı Ruben Amorim. Onun böyle hikayesini yazdım Ajans Spor için. Zamanında 3. ligde çalışmaya başlamış. Pro lisansı yok. Ve şikayet gelmiş. Bu adam teknik direktörlük yapıyor ama lisansı yok diye. Hani düşün, böyle bir soruşturma yapılıyor Portekiz'de. Ama bizde maşallah pro lisansız birçok teknik adam görev yapıyor. Evet, çok önemli bir konuya temas etti sevgili Mert. O zaman hemen Google'a yazıp kuaför, kalfalık ve ustalık belgesi nasıl alınır? 160 saatlik bir kurs değerli dinleyicilerimiz. Bu kursu bitirdikten sonra kalfalık belgesi almaya hak kazanılıyor. Kuaför, kalfalık belgesini kazandıktan sonra da ustalık eğitimi kursuna katılmanız lazım. 2 yıl eğitim süresi var. Sonra tabii 256 saat. O eğitimi bitirenler ustalık belgesini alabiliyorlar. Bunu da önemli bir bilgi olarak aktarmakta fayda var. Güzel, bayağı şey mesai harcamak gerekiyor galiba. Tabii almak ki, almak tabii için. Valla çok zor bir konu bu. Bilmiyorum, federasyonun yapması gereken, değiştirmesi gereken o kadar çok şey var ki biz burada hani konuşurken dilimizde tüy bitti. Yazmaktan mürekkebimiz kurudu ama maalesef değişen de çok bir şey olmuyor. Barış Ertül, Ali Evin ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Daha iddialı, çok daha canlı, çok daha heyecanlı iddia. Tekrar birlikteyiz değerli dinleyicilerimiz. Sizlerden gelen mesajlara devam ediyoruz. Hugo Sanchez bir mesaj yollamış. Sevgili Mert. Yani Hugo Sanchez derken Bayram Akagündüz. Evet. Onu söyleyelim. Yoksa tabii sevgili eşi Isabel Martin'e selam yollayabilirdik buradan. Sağ olsun, benimle ilgili bir övgüsü var. Teşekkür ediyorum bu övgünüz için. Konuya gelince demiş, yabancı kuralı kadar deli saçması bir şey olamaz. Sonuç ortada. Başarılı bir sistem nasıl başarısız yapılırı zorlarsan
Bu kadar olur. PES diyorum, başka da bir şey demiyorum. Şimdi Mert, az önce reklam arasında da konuşuyorduk. Türkiye Futbol Federasyonu'nu öven, bu konuda doğru bir karar almıştır diyen dinleyici, okur göremiyoruz. Zaten bunu söyleyene de çeyrek altın takacağız değil mi? Vallahi durum öyle Emrah. Biz de yani yıllardır bu konuyu konuşuyoruz. Sürekli bu tarz haberler çıkıyor işte. Geçen sene bu kural gelmişti. Biz o dönemde konuştuk. O dönemde bir tane Türkiye Futbol Federasyonu'nu haklı gören bir tweet gelmedi. Telefonla bağlananlardan, federasyonu bu kararından dolayı öven kişi duymadık. Yani bu kadar herkesin hemfikir olduğu çok nadir konu vardır. Hani bir milli takım başarısı falan bu kadar insanları kenetler, bütünleştirir, birleştirir. Bir de bir konu, yabancı kuralı konusu. Yani federasyon bu açıdan, hani amaç bizi böyle bir birlik haline getirmekse güzel. Ama tabii bunun yanından bile geçmediklerini biliyoruz. Peki, bir dinleyicimiz hattımızdaymış. Günaydın, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, günaydın. İyi yayınlar diliyorum. Savaş adım. 51 yaşına geldik. Her sabah dinliyorum. Çok keyifle. Hoş geldiniz siz de öncelikle yayınımıza diyelim. Çok yayın teşekkür bizim ederim. Bir kabul ediyoruz. Hoş çok bulduk. Keyifle dinliyorum. Siz de büyük bir renk kattınız. Ya Mert kardeşim, valla tebrik ediyorum. Müthiş keyifle dinlemeye başladım. Fanatik oluyoruz yavaş yavaş. Yorumlar, tonun, ses tonun, konuşman, analizlerin harika. Uzun yıllar dinleyeceğiz seni galiba. Ben gerçekten büyük keyif alıyorum seni dinlerken. Çok da iyi yönde ilerliyorsun diye düşünüyorum. Şeyi söylemek için rahatsız ettim. Federasyonun zaten yaptıkları belli. Yani yaptıkları, yapacakların göstergesi diyeceğim. Saçmalıyorlar. Artık nereye kadar gidecek bilmiyorum. Garip işler. Ben önümüzdeki yıl için bir çok kısa bir yorumum var. Onu şey yapmak istiyorum, söylemek istiyorum. Sonra sizin yorumlarınızı merak ediyorum. Ben Galatasaray taraftarıyım ama iyi bir futbol severim. Çok da seyrederim. Hani derler ya, sokakta top maç olsa onu bile durup seyrediyorum neredeyse. Şey düşünüyorum. Ben Galatasaray'ın sezonu çok erken açması, bu başkanlık seçimi, Fatih Terim'in flöre dolmaması vesaire, büyük ihtimalle önümüzdeki sezonu kaybettiriyor Galatasaray diye düşünüyorum. Erken elenirse belki şampiyonlukta bir şansı olur diye düşünüyorum. Fenerbahçe'nin yeni ve çok böyle bir nasıl denir, tok denildi dün. Bir iyi bir hoca getirmesi, yanında mutlaka 7-8 tane futbolcu getirecek diye düşünüyorum. İyi bir bütçe ister öyle hocalar. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin sıfıra yakın bir takımla başlayıp işin onda zor olacağını düşünüyorum. Beşiktaş'ın da çok 9-10 tane futbolcu müthiş performans verdi. Bir Vida inanılmazdı. Aynı performansı verir mi soru işareti. Abubakar, Gezal yeri dolar mı? Çok zor diye düşünüyorum. Ben önümüzdeki senenin Trabzonspor için gerçekten büyük bir fırsat silsilesi olduğunu düşünüyorum. İyi bir hocası var, devam ediyor hocayla. Birkaç şeyle, transferle Trabzonspor'u şampiyon olacağını düşünüyorum. Böyle bir şey yorumum var. Nacizane kendi kendime düşünürken aklıma geldi. Sizin yorumunuzu merak ederim. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar. Biz teşekkür ederiz. İyi günler, iyi çalışmalar diliyoruz. Evet Mert. Evet, güzel bir düşünce dinleyicimizden. Beşiktaş'tan başlayayım ben. Trabzonspor'a gelmeden. 2020-21 sezonu başında Beşiktaş'la ilgili konuşurken kimse şampiyonluk adayı olarak görmüyordu Beşiktaş'ı. Böyle bir çok az bir kesim. Yani inananlar vardır elbette, %0 diyemeyeceğim ama sonuçta Fenerbahçe'nin kurduğu kadroya bakınca, Galatasaray'ın kadrosuna bakınca Beşiktaş'ın önünde gözüküyordu. Benim de hani sezon başı yaparız ya klasik tahminler, evet. Bir kim olur, iki kim olur. Fenerbahçe ve Galatasaray'ı ben iki sıraya yazmıştım. Beklenti düşüktü Beşiktaş'ta ve bunun bence avantajını gördüler sezon içinde. Böyle beklenti düşük başlamak son dönemde bence kulüplere yarıyor. Çünkü beklenti yüksek olduğunda en ufak bir kötü sonuç, bir kötü futbol hemen eleştiriler çok artıyor. Yani ve baskı altında kalıyorlar, evet, değil mi? Evet, çok baskı unsuru oluşuyor. Hem teknik direktörde hem futbolcularda. Yani teknik direktörde hani bir kötü sonuç aldım, hemen ben bir şeyleri değiştirmem lazım deyip başka bir taktik, başka bir oyuncu zorlanabiliyorlar. Ama Beşiktaş bunun avantajını yaşadı. Ama şimdi bu 21-22 sezonunda beklenti çok yüksek başlayacak Beşiktaş. Çünkü çifte kupayla kapatmış sezonu. Sergen Yalçın büyük ihtimal devam edecek ve aynı başarının tekrarlanması istenecek. Bu bence büyük bir sıkıntı Beşiktaş'ın. Ve ayrıca geçen sene olmayan Avrupa macerası da Beşiktaş'ı ben bir nebze olsun zorlayabileceğini düşünüyorum. Hani diyebilirsin ki 6 maç ne olacak ki? Onu da yapabilirsin. Öyle değil, öyle değil. Öyle olmuyor çünkü bizim kulüplerimiz öyle çok alışık değil. Yaş ortalamaları da öyle çok genç takımlar değil. Yani sürekli 3 günde bir maç yapacak oyuncu kalitesi, oyuncu grubu yok takımlarımızda. O yüzden Beşiktaş'ın ben zorlanacağını düşünüyorum. Fenerbahçe ve Galatasaray'da da ilgili düşüncelerine aşağı yukarı katılıyorum Savaş Bey'in. Ve Trabzonspor için evet çok büyük bir fırsat var ama onlar da
şöyle bir dezavantajı var. Onlarda da aslında beklenti yükseliyor bu transferlerle birlikte. Şimdi Gervinho dediğin oyuncu çok uluslararası çapta bir oyuncu. Onun gelmesi, ondan bir katkı bekleniyor. Mesela Sinan Yılmaz meslektaşlarımızdan bir analiz yapmış onunla ilgili. Demiş ki en az 15 gol atar eğer işte 29 maça ilk 11'de başlarsa gibi. O da beklenti yükseltmiş. Trabzonsporlar'da çok şey bekliyor. Bruno Peres geldi sağ kanada. O da Serie A'da. İyi bir oyuncu. Evet, çok iyi bir oyuncu. Ben beğeniyorum Bruno Peres'i. İyi bir transfer olduğunu düşünüyorum. Şimdi Marek Hamsik deniyor. O gelecek. İşte Sörlot'un transferi için uğraşılıyor. Yani bir böyle yıldızlar karması oluşturuyor Trabzonspor. O yüzden o aslında avantaj gibi gözüken rakiplerinin bu zorlanma ihtimali Trabzonspor'da da böyle beklenti yaratılarak Trabzonspor da kendini bence biraz zora sokuyor yeni sezon için. Yani bu kadar çok beklentiyle eğer ilk dönemde böyle istedikleri sonuçlar gelmezse orada da ben bir panik havası görebileceğimizi düşünüyorum. Çok zor yani tabii şimdiden konuşmak gelecek sezon için ama dediğim gibi benim genel çıkarımım son yıllarda beklenti ne kadar yüksekse takımlarda başarı ihtimali de o derece azalıyor. Evet. Ben de Trabzonspor'dan başlamak istiyorum. Sevgili Mert, tabii Trabzonspor'da özellikle teknik direktör konusunda ciddi bir istikrarsızlık vardı. Bence hani kan uyuşması derler ya, Abdullah Avcı ile onu yakalamayı başardı Trabzonspor. Normal şartlarda Trabzonspor'da çalışmak, Trabzon şehrinde çalışmak çok kolay değildir. Ki basınla ilişkileri düzenleme noktasında da birçok teknik direktörün ciddi problemlerle karşı karşıya kaldığını biliyoruz. Birçok kez haber yaptık, röportaj yaptık, konuştuk. Sayın Abdullah Avcı tüm konularda geçer not aldı. Tabii ki ilk geldiğinde ciddi problemler vardı. Takımdan ayrılan oyuncular, önemli oyuncular. 3 futbolcu ki takımın %55'i hatta %60'ı skor yükünü çeken, gol atan, takımı ileriye taşıyan futbolcular ayrıldı. Sörlot yok. Novak yok. Sosa yok. Bunları çıkardığınızda ki yerine koyacağınız oyuncuların nasıl bir performans sergileceği merak konusu. Zorlu bir takım aldı. Zor bir süreç yaşadı. Ki koronavirüs salgını sebebiyle en çok etkilenen takımlardan biri olduğunu söylüyor Sayın Abdullah Avcı. Abdullah Avcı önce o savunmadaki problemleri halletti. Büyük ölçüde halletti. Bol gol yiyen bir takımdan daha az gol yiyen, hatta son bölümleri de işin içine katacak olursak en az gol yiyen takımlardan biri olma çabası ve bunu başarması. Bu açıdan ben Abdullah Avcı'nın doğru bir teknik adam olduğunu düşünüyorum Trabzonspor açısından. Uzun vadeli bir kontrat olması temennisi tabii ama Sayın Ahmet Ağaoğlu'yla beraber de aynı paralelde gidebiliyorlar. Bu da çok önemli. Transferler konusuna gelecek olursak Bruno Peres konusunda hemfikirim. Önemli bir oyuncu. Kumaşı gayet iyi. Hani cuk oturmak tabiri Trabzonspor açısından baktığımızda bence geçerli olacak yeni sezonda. Ben de öyle düşünüyorum. Gervinho konusunda her ne kadar adı bir Brezilyalıyı andırsa da fil dişili futbolcu. O da kalitesinden şüphe duymadığımız isimlerden biri. Fakat benim için bir soru işareti. Ona nasıl katkı sağlayacaklar ve nasıl bir golcü transferi yapacak Trabzonspor? Bu noktada Alexander Sörlot ismi ön plana çıkıyor. İstersen evet o haberi de ver. Yani dünden bu yana adam o kadar çok yorulmuş ki yani kendisine gelen mesajlardan artık bıkmış. Dün gece geç saatlerde onlar da bir hazırlık maçı yaptı Norveç bildiğim kadarıyla. Sörlot da oynadı. Artık iş dayanılmaz. Lüksemburg'da oynamışlardı değil mi? Evet. Evet, dayanılmaz bir noktaya gelince o da sosyal medyasına Trabzonspor taraftarına seslendi. Evet, şöyle söyleyeyim ben. Birincisi Sörlot'la ilgili aldığım bilgileri, net bilgileri paylaşayım. Leipzig'te şu ana kadar beklentilerinin altında kalmış bir Sörlot var. Sıkça eleştirildi. Alman basını yerden yere vurdu Sörlot'u. Nagelsmann kendisine sahip çıkmıştı zaman zaman. Hatta onun da eleştirileri vardı. Belli röportajlarından hatırlıyoruz. Nagelsmann'ın ayrılığından sonra Sörlot'un takımda kalma ihtimali çok daha düşük. Göreve yeni gelen bir teknik direktör var ve kulübün DNA'sını iyi bilen bir teknik adam olduğu için. Ben de bu sezon Amerikalı. Evet, Salzburg, Avusturya Bundesliga'da yorumculuk yaptım. Salzburg'un bu çok sezon çok iyi bilirsin sen. Evet, evet her maçını yorumladım. Yorumcu koltuğundaydım. Marş aslında ileride böyle bir oyuncu bilmiyorum çok tutar mı? Ama genelde atletik futbolcularla oynamayı tercih ettiğini biliyorum. Ama Sörlot konusunda da bir anda üstünü çizeceğini de düşünmüyorum ben. Şöyle, Marş'ın bir planı var. Gelecek yıl Poulsen, Brian Broby ve Justin Kluivert. Ki Poulsen ve Justin Kluivert zaten takımda olan futbolculardan biri. Broby de yine onun transfer listesinde. Yani mevcut transfer gerçekleşirse Sörlot'un önü açılmış olacak. Bu bağlamda ben Leipzig'te devam etme olasılığının düşük olacağını düşünüyorum. En azından bir kiralama. Trabzonspor kiralayabilir. Ancak sosyal medyadan her ne kadar Come to Trabzonspor çağrısı yapsalardı Alexander Sörlot'a, Sörlot'un önceliği takımda kalmak.
Bunu da söyleyeyim ben. Bu arada o Come to Trabzonspor güzel bir şey. Bu Beşiktaş'ta başladı. Come to Beşiktaş. Evet. O Fikret Orman döneminin artık klasikleşen bir sloganıydı. Ve bu diğer takımları da sirayet etti. Yani dönem içinde artık her takım taraftarı istediği futbolcuya böyle Come to Galatasaray, Come to Fenerbahçe yazıyor. Ama Trabzonspor taraftarı işi bayağı bir abartmış. Yani severken o kadar çok seviyoruz ki. Evet. Kaç milyondu? 2 küsur milyon mesaj gelmiş. Doğru. Charlotte'un son Instagram postuna. Yani bu olacak iş mi? 2 küsur milyon kafayı yersiniz. Bu kadar çok mesajla ki Charlotte da dün artık dayanamamış en sonunda. Ben şu kısmı okuyayım. Sevginizi ve desteğinizi takdir ediyorum ama lütfen beni aramayı ve mesaj göndermeyi bırakın. Hayatımı çok stresli hale getiriyor. Yeter artık demiş. Enough is enough. Adam artık çıldıracak seviyeye gelmiş. Bu bence bir mesaj artık. Charlotte'un bundan sonra Trabzonspor defteri olmaz gibi geliyor. Norveç basınını özellikle takip ettim. Ne olacak diye. Lüksemburg maçı vardı. Sevgili Mert, şunu haberleştirdim ben ajanspor.com'dan. Detaylarını okuyabilir dinleyicilerimiz. Lüksemburg maçı öncesi bazı gazeteciler Alexander Sörlot'a ulaşmaya çalışıyorlar. Ve çok sayıda gazeteci arıyor, kendisine ulaşamıyor. Neden? Çünkü adam telefon numarasını değiştirdi. Çünkü bir de telefona gitti mi Trabzonsporluların eline geçmiş. Bunu galiba oradan da evet, çok bir taciz olmuş Trabzonsporlardan. Yani bizim gerçekten ortamız yok. Yani, sevgiye boğmak tabiri değil mi? Evet. Yani, ama boğmak var orada. İşte boğmak öldürmeye yakın yani. Burada oyuncunun yaşadığı şu anki durumu tahmin edebiliyor musunuz? Yani bu kadar çok stresli olduğunu ifade ediyor artık. Sörlot o kadar bunalmış bu konuda. Evet, Trabzonspor sürpriz yapar mı? Sürpriz nedir? Yani normal şartlarda Trabzonspor'un yarışta olmasını temenni ediyorum. Neden? Çünkü ligin kalitesini arttıracak şeylerden biridir. Trabzonspor yarışta olmalı ama yapılacak transferlerin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ben orada yine devam etmeyeceksen bir parantez tabii açayım. Tabii ki lütfen. Şimdi Abdullah Avcı ile bir uyum yakalandığını ben de genel olarak düşünüyorum. Böyle çok az gol yiyor takım ama bu yetmez Trabzonspor için. Yani az gol yemek bir kriter değildir. Trabzonspor daha çok aslında hücum futbolu bekler, daha çok gol ister. Çünkü o senin saydığın kadroda işte Sörlotlar, Novaklar, Sosalar çok golcü bir Trabzonspor doğru vardı. Çok atıp çok yiyordu ama keyif veriyordu ve kazanıyordu da. Werder Bremen'in eski hali gibi. Ben o kadar bir zamanlar Werder Bremen öyleydi Bundesliga. Çok gol atıp çok gol yiyen Trabzonspor da öyleydi. Öyle keyif veriyordu ama şimdi biraz işin savunma kısmını ön plana çıkarmaya çalışıyor Abdullah Avcı. Bir yere kadar anlaşılabilir. Buna çok itirazım yok. Fakat bu geçen gün verdiği röportaj beni çok rahatsız etti ve bunu burada da birkaç kere tekrarladım. Yayıncı ama. Yayıncı kuruluştaki röportajı mı? Evet. Güntekin Onay'a sanıyorum vermişti. Dedi ki bizim yaş ortalamasını yükseltmemiz lazım. Türkiye'de böyle gençlerle falan şampiyon olunur. Böyle bir dünya yok dedi. Buna getirdi Abdullah Avcı ve işte bu transferlerde zaten onu gösteriyor. İşte Gervinho dediğin oyuncu 33-34 yaşında. Bruno Perez 30. 2 yıllık sözleşme imzalandı onunla. Bruno Perez dedi 3. Evet. Hamsik dediğimiz oyuncu yine 34-35 yaşına gelmiş. Farklı isimler gündeme geliyor. Daha bizim medyada belki görmediğimiz alternatifleri var. İşte sol bek konusunda, stoper konusunda. Şimdi Trabzon böyle bir takım mı olacak? Yani geçen senenin Sivas Sporu gibi mi olacak? Ya da Büyükşehir Belediye Erzurum Sporu gibi mi olacak? Bu takım böyle güzeldi. Yani DNA'sı artık Trabzon'un budur. Daha genç, altyapısından futbolculara çok fazla şans veren, genç oyuncular transfer edip onları da parlatan bir Trabzonspor görmek isterim ben. Ama Abdullah Avcı ile birlikte o şampiyonluk baskısıyla beraber böyle bir transfer politikasına geçiş yaptılar. Şimdi gelecek sezon. Kalede Uğurcan Çakır olmayacak çok büyük ihtimalle değil mi? Yani gidecek. Benim bildiğim gidecek evet. Mesela yerine, hatta Lille'in çok ciddi bir ilgisi var Uğurcan'a. Kalecilerini de gönderdiler Milan'a onu da söylemiş. Doğru, Manyan gitti. Lille'de işin suyunu çıkardı bu arada. Yani onlar da Türk milli takımı yapacaklar neredeyse. Uğurcan olmayacak. Mesela yerine konuşulan Mert Günok var gördüğüm. Ercan'ın da yine yurt dışına gideceği haberleri vardı. Mert dediğimiz oyuncu yine 32-33. Stopere bakıyorsun. Vitor Hugo deneyimli bir oyuncu. Edgar Ye öyle. Sol bek transfer gelecek. Onu da çok deneyimli bir isim istediğini tahmin ediyorum Abdullah Avcı'nın. Sağ bek Bruno Perez dedik. Gelelim orta sahaya. Bir tek orada Berat herhalde kurtaracak orta sahayı ama Hamsik gelecek. İşte Gervinho, Vakeme bu tarz isimleri yan yana koyduğunda Bakasetas, Trabzon yine ligin aslında yaşlı takımlarından biri haline gelecek. Şu an ne güzel. Geçen sezonun en genç takımıydı Trabzonspor. Yani bunu koruması lazım. Buradaki dengeyi ayar tutturması lazım ama dediğim gibi benim gördüğüm Abdullah Avcı artık günlük başarı istiyor. Yani bırakın diyor biz oyuncu satalım. Bizim artık şampiyon olmamız lazım diyor. Bunu biraz da kendi egosunu tatmin etmek için yaptığını düşünüyorum. Yani kulübü düşünse
Böyle bir transfer politikasına kulübü zorlamaz. Ama şimdi bu tarz transferlerle işte şampiyonla oynayacak bir Trabzonspor. O DNA'sıyla oynuyor şu anda. Ve ben bunun da çok sağlıklı bir politik olduğunu düşünmüyorum. Çünkü burada şampiyon olamazsanız siz oyuncu da gönderemeyeceksiniz. Şampiyonlar Ligi geliri de garanti değil. Nereden para kazanacaksınız? Bu kadar maliyeti nasıl karşılayacaksınız? Yani Gervinho 2 senelik dedin. İmza parasıyla birlikte senelik 2 milyon euronun üstüne bir gideri olacak, maaşı olacak. Yani bunu nasıl toparlayacak Trabzon? Ben çok çıkaramadım şu ana kadar. Barış Ertül, Ali Evin ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Daha iddialı, çok daha canlı, çok daha heyecanlı iddia. Tekrar birlikteyiz. Bir dinleyicimiz attığımızdaymış. Günaydın, hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın abi, günaydın Mert abi. Günaydın. Buyurunuz. Abi ben dün Radyo Spor'dan bir haber duymuştum. Gördüm de onun için aramıştım. Hı hı. Sizi tanıyabilir miyiz öncelikle? Evet. İsminizi rica edelim. Adı Ramazan, Beşiktaş taraftarıyım abi. İstanbul'dan arıyorum. Peki, buyurunuz. Abi ben Diego Costa haberini duydum Radyo Spor'da. Acaba doğru mu değil mi? Yani bu transfer olursa bence çok büyük bir risk. Aboubakar'dan bile daha çok büyük bir risk olur abi. Diego Costa'nın kariyerini tartışmıyorum ama çok büyük bir sakatlık geçirdi. Yani ben diyorum Beşiktaş bu transferi yapmasın. Yapmaması gerekir. Bir de abi kalecimiz Ersin'le ilgili konuşmak istiyorum. Hı hı. İnşallah Beşiktaş bu kaleciyi bir kere daha satmasın. Hele Şampiyonlar Ligi'de oynadığı zaman daha çok yüksek paraya satmasın istiyorum abi. İyi yayınlar abi. Peki, çok teşekkürler. Evet, şimdi Diego Costa ile ilgili şöyle bir durum var. Diego Costa'ya transfer teklifi yapmaya hazırlanıyor diyor Pedro Santos, İspanyol forvetin temsilcisi. Radyo Spor'a bağlandı, Özgür Sancar'ın programında konuştu. Beşiktaş benimle bir süredir görüşüyor. Birkaç saat önce bana önümüzdeki günlerde resmi teklifi sunacaklarını söylediler. Diego Beşiktaş'ta oynama fikrine sıcak bakıyor. Çünkü iyi bir projeyle geldiler ve Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılacaklar. Bunlar önemli faktörler demiş. Tabii Diego Costa'nın Beşiktaş'ta oynama fikri ya da hissiyatı olabilir. Ancak Diego Costa yeni Falcao gibi yani benim gözümde. Bilmiyorum Mert, sen nasıl değerlendirirsin? Yani çok da farklı düşünmüyorum. Dinleyicimiz gibi de düşünüyorum. Çok riskli bir transfer. Diego Costa son olarak Atletico Madrid'de oynuyordu ve geçen sezon devre arası sözleşmesi feshedildi. Bir süredir profesyonel futboldan uzak. Bir kere onu söylemek lazım. Ligin ilk yarısında oynuyordu ki orada da çok fazla süre almadı. Bir rol oyuncusu olmaktan öteye gidemedi Diego Costa. İkincisi o sakatlık kısmı, gerçekten de çok sakatlanan bir futbolcu Costa. Belki çok uzun süreli böyle 6-7 aylık sakatlıkları yok ama şimdi önümü açtım baktım. Geçen sezon 2021 sezonunda 2 kere sakatlanmış. Ondan önceki sezon 2 kere sakatlanmış. 2018-19'da 6 kere, 6 farklı sakatlık yaşamış. Ondan önceki sezon yine aynı şekilde böyle birer ikişer maç hep kaçırmış Diego Costa. Bir kere bu konuda istikrarsız. Hı-hı. Sakatlık konusunda yani istikrarlı oynayamıyor. İkincisi çok hırçın bir futbolcu. Yani Diego Costa deyince benim aklıma hep maç içindeki itirazları geliyor. Futbola çok fazla konsantre olamadığını görüyoruz. Türkiye'ye iyi odaklanabilir ama o açıdan. Evet, bu açıdan bizden çok uzak değil ama burada da kantarın topuzunu da kaçırabilir. Hı-hı. Diego Costa. Yani İspanya'da bile çok fazla ceza alan bir oyuncu. Buraya gelip burada en ufak bir kavga da, çünkü bizde sürekli de bir kavga hali var futbolcular arasında hakeme itiraz konusunda. Orada da dengeyi kaçıracak diye tahmin ediyorum Diego Costa. Burada da çok zorlanacaktır. Tabii ki bir de maaşı ne kadar olacak? En büyük soru işaretlerinden biri de bu. Şimdi Aboubakar'la ilgili haberler çıkıyor bir süredir. İşte Beşiktaş yönetimi böyle 2 milyon euroluk bir sözleşme vermeyi düşünüyormuş Aboubakar'a. Aboubakar 3 istiyor. Onu evet, Aboubakar'ın beklentisi yüksek. Bu da normal, isteyebilir futbolcu ama yönetimin orada bir duruş göstermesi lazım. Diego Costa hani 3'ten de aşağı böyle ikna edebileceğiniz bir futbolcu değil. Maliyeti yüksek ve bu kadar istikrarsız bir futbolcuya bir yatırım yapmak bana hiç mantıklı gelmiyor. Sonuç olarak ben çok sıcak bakmıyorum inşallah. Beşiktaş'a veya herhangi bir başka bir Türk kulübüne, yani bunu kulüp ayırt etmeksizin söylüyorum, gelmemesi gereken futbolculardan biri. Peki iki kürek de ben atayım sevgili Mert. Diego Costa tabii önemli bir oyuncu ama şöyle bir gerçeklik var.
Bu tarz oyuncuların geçmişini değil geleceğini satın almak lazım. Transferi de ben bu yönden, bu pencereden değerlendiriyorum. Diego Costa'nın önceki performansları akıllarda kalabilir. Ancak benzer bir tablonun ortaya çıkacağını düşünmüyorum. Sorunlarla uğraşacak Beşiktaş'ı da uğraştırır ve maliyeti de yüksek olması durumdaki bu tarz oyuncular imza parası da talep edebiliyor. İmza parasının da bir bonservis gibi olduğunu düşünelim, unutmayalım. Ve bir de çok uzun sürede kontrat istiyorlar. Yani gelecek 1+1 yıllık sözleşme mi imzalar Diego Costa, yoksa 3 sene garanti bir sözleşme mi imzalar? Sonuçta o da gelmiş 32-33 yaşına. Kariyerinin belki de son kontratı olacak ve iyi bir para isteyecektir. O da onun en doğal hakkıdır ve 3 senelik de bence garanti bir sözleşme ister. Yani kendini böyle bir oyuncuya 3 sene boyunca bağlamak çok büyük bir hata olur. Kiralık olsa düşünülebilir derim. Bir sene kiralık. Hani sene sonu gidecek en azından. Ayak bağı olmaz kötü performans gösterdiğinde. Ama öyle bir durum da yok. Çünkü bonservis elinde şimdi. Öyle bir oyuncu da kiralayamayacağına göre ve bir sene kontrata ikna edemeyeceğine göre yapılacak şey bence başka isimlere yönelmek. Peki. Bir dinleyicimiz hattımızdaymış. Günaydın. Yayınımıza hoş geldiniz. Günaydın. İyi yayınlar diliyorum. İzmir'den arıyorum ben. İsim Serkan. Evet. Buyurun Serkan. Her sabah Serkan Bey, beni duyabiliyor musunuz? Evet, sesiniz gitti. Tekrar kurmanızı rica ediyorum. Son cümleyi tekrar kurar mısınız lütfen? Buyurunuz. İşte evimizden sabah çıktığımızda işimize doğru giderken çok severek dinlediğimiz bir radyo programı. Gerçekten. Gönül ister ki sizin gibi sağlıklı yorum yapan insanların da arkadaşların futbol federasyonunda ufak da olsa bir yerde bir görev almasını arzu ederiz. Zaten bir tane İtalyan yönetici getirdik. Hamit Altıntop. Hamit Altıntop'un o yabancı kural altında yapmış olduğu kurallar gerçekten beni hayal kırıklığına uğrattı. Sığ bir düşünce. Her sene çocuk oyuncağı gibi kural değiştiriyoruz. Yok yabancı sınırı. Çünkü bunlar talimatla gelen, Futbol Federasyonu'nun aldığı hiçbir karar kendinin kararı değil çünkü. Yukarıdan gelen kararlardır. Yani inanın artık haberleri seyretmek bile gelmiyor içimizden. Elimizde bir futbol kalmıştı. Futbol da dibine kadar onun içine girdi. Ya arkadaş, bir futbol federasyonu kendi kararlarını veremezdi. Bir futbol, yani şimdi yabancı kuralı mı engel oluyor senin ikincilikteki bir futbolcunu gelip İtalya'dan, Fransa'dan seçip götürmeleri? Bu senin basiretsizliğindir, senin başarısızlığındır. Bugün Zeki'yi gelip adam ikincilikten alıp götürüyorsa, Altay'dan ikincilikten bir stoper alıyorsa, senin scout ekiplerin Güney Amerika'ya gidip tatil yapmaları bu yabancı kuralını bağlamaz ki. Kaç tane bulduk biz böyle altyapıdan çıkarttık veyahut da içindikten alıp adam şey yaptık? Evet. Siz yani bu işin edemlerinde bir hata varsa insanlardan özür diliyorum. Bugün 2 gün önce, 3 gün önce bir final seyrettik. Allah aşkına Şampiyonlar Ligi kupasını iki ülke aynı takımının iki güzide kulübü oynadı. Ve sahada sadece, bakın sadece teknik ekip ve futbolcular vardı. Demek ki bizim bir futbol takımımız bu kupayı aldığını düşünsenize, alır yöneticilerden fırsat kalmaz kupaları kaldırmaya. En son Beşiktaş'ın hali. Sergen Yalçın ve teknik ekip arkada kaldı. Yöneticiler kupa kaldırdı. Yani nereden bakarsanız tutarsızlık. Nereden bakarsanız elimizde kalıyor. Ülkenin hali aynı. Futbol Federasyonu siyasetin dibine kadar girmiş. Yani önce futbol bilen, futbolun Futbol Federasyonu'na talip olması gerekiyor. Pekala. Çok teşekkür ederim beyefendi katıldığınız için. İyi günler, iyi çalışmalar diliyoruz. Evet, seste de kesilme oldu. Seste de kesilme oluyor, evet. Teşekkür ederim dinleyicimiz. Yalnız bu yönetici kısmına ben de çok katılıyorum. Hani Ahmet Nurçebi ile ilgili program içinde bir eleştiri getirmiştim. Yani şampiyon olduktan sonra sürekli bir röportaj verme hali içerisinde ve o şampiyonluk kutlamasında da dediği gibi Ahmet Nurçebi ve bütün yöneticiler çıktılar oraya takım elbiseleriyle birlikte boy gösterdiler. Onlar da hani bu fotoğraf karesini ele almak istediler ama işte yurt dışında böyle şeyleri, böyle örnekleri çok fazla göremiyorsunuz. Yani Şampiyonlar Ligi örneği güzeldi dinleyicimiz. Hani Chelsea'nin kazandığı kupada hani Abramovich falan en son sahaya girdi ama normal biriymiş gibi Abramovich, öyle kulüp başkanı, kulüp sahibi gibi de davranmıyordu. Böyle her fotoğraf karesine gireyim diyen bir başkan değil. Öyle yöneticiler de yok. Ağırlığı olan ve düğünde oynamak istemeyen abiler gibiydi. Aynen öyle. Bu öyle de olması gerek. Yani mesela Chelsea şampiyon oldu. Abramovich'in bir tane röportajını gördünüz mü İngiliz basında? Bu
olmasın demiyorum. Olsun elbette. Abramovic de konuşsun. Biz ondan da bir şeyler dinleyelim. İngiliz basını da bunu hak ediyor ama sürekli her gün Abramovic röportajı biz görmedik. Ya da City Premier Ligi kazandı diye biz her gün Guardiola röportajı ya da City'nin işte CEO'su kimse onun röportajını görmedik. Burada asıl aktörlerin bence daha fazla konuşması gerek. Futbolcular, teknik direktörler ama bizde tam tersi yönde gidiyor hep. Başkanlar, yöneticiler çok daha ön planda. Bu arada Hamit Altıntop demişken evet. Onun da dün bizim Ümit Milli Takım maçı sonrası açıklamaları olmuş. TRT Spor olması lazım. O da bu son açıklanan kararla ilgili ben kısıtlamalara karşıyım demiş. Federasyonun içinde olan bir üye olarak ama maalesef 2015'ten sonra federasyonun aldığı 14 yabancı ve teşvik birimi sistemi vardı. Bu hiç uygulanmadı diyor. Bu proje yarım bırakıldı. Şimdi biz eğitime ve doğru çalışma metotlarına kulüplerimizi zorlamak amacıyla bu kararı aldık diyor. Katılır mısın? Hayır tabii ki bu tersten olmaz. Değil mi? Siz önce orada bir standart belirleyin, orada kulüpleri zorlayın, orada kurallar getirin ki kulüpler onlara uysun. Sonrasında zaten üst yapıda sizin böyle bir kısıtlama almanıza gerek kalmayacak. Biz hep kulağımızı tersten tutma peşindeyiz. Yani düz tutmak varken bu örnekte olduğu gibi biz tersten tutmaya meyilliyiz. Yani bu böyle olmaz. Tersten olması lazım. İlk önce altyapıyla ilgili siz standartlar belirleyeceksiniz. Kulüplere bunu dayatacaksınız. Almanya böyle yaptı. Yani bu 2000 sonrası dönemde kulüplerin işte çimleriyle ilgili standartlar getirdi. Altyapı tesisleriyle ilgili standartlar getirdi. Uymayanlara ceza verdi. Siz ilk önce bunları uygulayın. Sonra zaten üst kısım en kolay halledecek şey. Hamit Altıntop'un Türkiye Futbol Federasyonu bünyesi içindeki rolünün ne olduğunu düşünüyorsun sevgili Mert? Saha içinde direkleri döven, hani uzaktan şut attığında sürekli şutları direkten dönerdi ya. Aynen. Onun açıklamalarının da fikirlerinin de sürekli direkten döndüğünü düşünüyorum. Bir gol olduğunu görmedim. Evet, şu ana kadar ağırlığını koyamadı. Hep beklenti bir başkan olması yönünde. Çünkü o kadar güzel konuşuyordu ki Hamit Altıntop futbolcuyken. Maç sonları o kadar sert eleştiriler getiriyordu ki milli takımla da ilgili, ülke futboluyla da ilgili. İnsan ister istemez o hani yönetim... Umut olarak ortaya çıktı değil mi? Tabii ki. Böyle isimlere ihtiyaç var. Çünkü genelde biz sorunları göz ardı etmeyi severiz. Yüzleşmeyiz sorunlarımızla. Bu herkes için geçerli. Her konu futbol için söylemiyorum sadece. Ama Hamit Altıntop bunu açık yüreklilikle paylaşan yegane isimdi belki de milli takım düzeyinde. Şimdi de girdi yönetim kuruluna ama onu da çok eleştiremiyorum. Yani çünkü o da bir yönetim kurulu üyesi sadece. Başkan değil. Kararları tek başına alamıyor. Biz orada kurul var. Eminim ki kendi çok daha farklı düşünceleri var ki bunun sinyallerini zaten veriyor röportajlarında ama bir gücü yok. Bu gücü de sağlayamadığı müddetçe yapacak bir şey de yok. Yani ne yapabilir? İstifa edebilir. Bu yönetim kurulu olmaz diyebilir. Ona da saygı duyarım. Ama o anladığım kadarıyla kalıp mücadele etme taraftarı. Ama bakalım bu savaştan diyeyim, federasyon içindeki savaştan galip ayrılacak mı pek ümitli değilim. Yıllar önce bir röportaj yapmaya gitmiştim. Şu anda Vodafone Park olarak ifade ettiğimiz, tanımladığımız tabii İnönü Stadı'ydı. Birçok Beşiktaşlı için de İnönü Stadı'dır. Tabii oraya gittiğimde röportaja bir baktım. Hamit Altıntop yanında bir Alman antrenör, özel bir antrenörle çalışıyor. Röportaj yapmak istemiştim kendisiyle. Alman antrenör ondan hemen öncesinde önüme atlar gibi geldi böyle. Hani röportaj istemeyeyim diye. Evet. Röportaj istemeyeyim diye her şeyi yaptı böyle. Ben tabii yanaştım. Kendisiyle konuştuk. Kısa bir sohbet oldu. Röportaj teklifimi çok kibar bir şekilde reddetti. Ama o gün de mesela normalde başka bir stadyumda antrenman yapacaktı. Yanlış bir stadyuma gelmişti. Belki de şu anda olduğu konum evet güzel bir konum olarak görünebilir. Ancak belki de yanlış yerde, yanlış zamanda Hamit Altıntop. Barış Ertül, Ali Evin ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Daha iddialı, çok daha canlı, çok daha heyecanlı iddia. Özkan Bey'in bir mesajı var. Diyor ki bu programı severek dinliyorum, her gün dinliyorum, yola çıkıyorum, yolda dinliyorum, podcast'i indiriyorum, yine dinliyorum, yorumlarınıza bayılıyorum, çok teşekkür ederim demiş. Biz de teşekkür ederiz. Şimdi bu program niye bu kadar seviliyor Mert? Şöyle bir tespitim var. Burada intikam var. İntikam mı? Ali abinin kulakları yanmasın. İhtiras, entrika, çatışma, korku, mizah,
aşk, ihanet. Aşk derken futbol olan aşktan bahsediyorum. İhanet yok tabii. Bu işin esprisi. Hani o izlenen diziler vardır ya böyle. Belli konular vardır. O konular mutlaka dizinin içinde yer alır. Bu programda öyle. Hayattan her şey var. Bilgi var, donanım var, cesaret var, ortak akıl var. Zaman zaman karşıt görüşler var ama saygı var. Her şey var bu programda. Ben de okeydeki dördüncü gibi ya da arkadaşa bakıp çıkacağım der gibi milli takım kadrosundan çıkan Gökhan Akkan gibi katıldım bugün programa. Güzel mesajlar var, onlar için de çok teşekkür ederim. Evet, zaman zaman tabii ki sen de dahil olacaksın herhalde Barış abinin toplantıları, çünkü çoğalabiliyor bazı dönemlerde. Bizim de yaz dönemi tatile gitme durumlarımız oluyor. Elbette sen de destek vereceksin. Zaten biz seninle de bu Euro 2020 dönemi öğlen saat 12 ile 13 arasında Euro 2020 özel programında birlikte olacağız. Bu programa dönersek, yani burada hani dinleyicilerle olan sohbetler benim çok hoşuma gidiyor, onlarla böyle ikili ilişkiler kurmak, mesajlara bakmak. Dediğin gibi birçok konuda biz burada konuşuyoruz. Bazen futbol konuşuyoruz, bazen kripto para konuşuyoruz, son dönemin gözde konularından biri. Bazen hayatla ilgili, ekonomiyle ilgili Barış abinin öğütleri oluyor, bilgisini aktarıyor bize, dinleyicilere. Ben de çok keyif alırım. Benim için de öğretici bir yayın aslında bu Sabah Spor. Hem Ali abiden hem Barış abiden, şimdi de seninle birlikte bana bir şeyler kattığını düşünüyorum. İnşallah dinleyicilerimiz de, ki genel mesajlar genelde güzel geldi bugün. Bizi övmüşler, sağ olsunlar. İnşallah onlar da benzer fikirlerdedir. Ali Erim tatilde bu arada. Ali abi tabii... Evet, sormuş dinleyicilerimiz. Onu söylemiş olalım, dinleyiciler sormuş. Mekanın sahibi geri geldi deyip dönecektir haftaya, merak etmeyin. Evet, pazartesi günü bir aksilik olmazsa hem Sabah Spor'da hem öğlen etikte dinleyicilerle birlikte olacak o da. Peki sevgili Mert, reklama gitmeden şunu söylemek istiyorum. Gazetelere baktığımızda genel itibarıyla amili futbol takımımız, transfer çalışmaları ve tabii ki Türkiye Futbol Federasyonu vermiş olduğu bu karar. Çokça konuşuluyor, tartışılıyor. Hatta bir de ek yapayım. Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? Evet. Basında hani ismi geçenler böyle onu geçti. Bir aslında şey sundu Ali Koç bize, bir portre çizdi. İşte Alman veya Portekiz dedi. Bir iki şampiyonluk yaşamış. Hı hı. İşte disiplinli ama aç. Böyle bir şablon ortaya çıkardı ve basında da biz dahil olmak üzere Ajans Spor birçok isim ortaya attık. Hatta onu geçtim. Bugün mesela Milliyet'te yardımcısıyla da ilgili bir haber var. Senatok demiş ki eğer Portekiz'e gelirse Alex de Souza da, sonuçta bir Brezilyalı ve Portekizce konuşuluyor orada, Alex de Souza da teknik ekibe katılabilir. Bu tarz haberleri biz herhalde bu Ali Koç'un adres ettiği Haziran'ın 3. haftasına kadar okuyacağız. Sergio Conceição ile ilgili çok net bir bilgiyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Fenerbahçe ile adı anılan teknik adamlardan biri. Birincisi Sergio Conceição şu anda adam tatilde. Porto 2 yıllık bir teklif yaptı kendisine. Daha dönüş yapmadı. Porto'nun 3.2 milyon euro önerdiğini söyleyeyim ben. Mevcut hocasına, teknik direktörüne. Ki teknik direktöründen de zaten memnun. Porto'nun Avrupa'daki performansı da gözler önünde zaten. Sergio Conceição biraz daha fazla bir para istiyor. 5 milyon euro olduğu yine Portekiz basınında yazılmıştı. Tabii bu kadar yüksek bir bedeli öder mi Porto, bu tartışma konusu. Hafta sonuna kadar bize geri dön dedi Porto yöneticileri Sergio Conceição'ya. Ya imza olacak. Hani hafta sonunu belki aşabilirdi. Hafta sonu neden olmadı diye bana yazmayın. Çünkü Sergio Conceição'nun geri dönüşüyle alakalı bir durum. Ki şampiyon olan teknik adamların da bekler. Kendisiyle röportajda yaptık. Dedi ki biz Avrupa kupalarına gidiyorsak bazı şeylerin karşılığı olmalı. Bazı şeyler düzeltilmeli. Burada Sergio Conceição'nun da beklentisi mesela, örnek verilebilir böyle. Belki de Sergen Yalçın için de böyle bir durum söz konusu olabilir ki biraz sonra zaten konuşacağız. Takımların detaylı bir şekilde analizini de yapacağız. Senin acaba teknik direktör adayın var mı? Benim dün Radyo Spor yayınına da katıldım. Andrei Yaşboaş, Fenerbahçe'nin düşünebileceği teknik adamlardan biri. Ben bir temas olacağını düşünüyorum. Şu ana kadar resmi atılmış bir adım yok. Ancak Yaşboaş olabilir. Tek sıkıntı şu bence. Yaşboaş, ki küçük Mourinho olarak tabir edilen, Mourinho ile çalışmış bir teknik adam. Kendisi başarılı olma yolunda adımlar atabilecek potansiyelde, kalibrede bir teknik adam. Fakat yönetimlerle ters düşme konusunda da üstüne yok. İnatçı bir adam. Andrei Yaşboaş şayet gelirse Fenerbahçe'ye, yönetimle arasının çok iyi olmayabileceği, köprülerin kolay atılabileceği endişesi var bende. Bunu da söyleyeyim. Reklama gitmeden sevgili Mert,
bir yorum rica edeyim senden. Evet, Vyas Boas hala genç. Yani uzun yıllardır aslında futbol dünyası içinde. Şu an 44-45 yaşlarında bir teknik adam. Birçok takımda çalıştı. O Porto'daki başarısından sonra Chelsea'ye gitti. Orada olmadı, değişti. Tottenham'a gitti. Zenit vardı, evet. Zenit'e gitti, Çin'e gitti. Hatta canı sıkıldı. Ben Dakarlar Lisesi'ne katılacağım dedi. Teknik direktörlüğü bıraktı. Evet. Yani sağ solu belli olmuyor. En sonunda Marsilya'yla birlikte tekrar geri dönmüştü. Orada da çok uzun soluklu olmadı. Çünkü Marsilya'da kulüp yapısı olarak aslında Türklere benzer bir yapıda bir kulüp, çok sorunlarla boğuşan bir kulüp, orada olduramadı. Şimdi gelip Fenerbahçe'de böyle bir yapıda, böyle bir düzende, kaosta onun da başarılı olması ben çok kolay görmüyorum. Barış Ertül, Ali Evin ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Daha iddialı, çok daha canlı, çok daha heyecanlı. Evet, devam ediyoruz. Şimdi teknik direktör konusunu ben de konuşuyordum Fenerbahçe ile ilgili. Ya da Türkiye'de çalışmasını beklediğim bu yabancı teknik adam profili. Biraz daha bizim kültürümüze yakın ben bir teknik adamın Türkiye'de başarılı olabileceğini düşünüyorum. Yani buradaki kaosla birlikte böyle düzeni bozulmayacak. Çok uç örnek olduğu için geçenlerde bir dinleyici paylaştı. Bir kez daha ben de paylaşayım. Şumudika tarzı, hani bir Rumen. Sonuçta buradaki kültürü biliyor. Kendi ülkesi de öyle çok düzenli bir ülke değil. Düzensiz, böyle kaosun olduğu bir yer Romanya'da. Bizde de o yüzden Şumudika çok fazla zorlanmadı. Ne bileyim, Hırvatlar bize yakındır. İtalyanlar biraz bana yakın geliyor ama mesela Portekizli Vyas Boas işte Marsilya'ya gitti. Orada istediği birçok transferi yaptırabildi. Daha önceki kulüplerinde böyleydi. Tottenham'da böyleydi. Chelsea'de benzerdi. Hep mali olarak rahat kulüplere gitti. Nispeten rahat kulüplere gitti. Yani böyle parasızlıkmış, futbolcuların maaşları 2 ay geriden geliyor, bunlarla uğraşayım. Bu tarz konularla uğraşmadı kendisi. Ve şu an basında adı geçen birçok teknik adam için de benzer şeyler söz konusu. Şimdi bugün değil, dün Ajans Spor'da Aygün abi bir haber yaptı. Dedi ki Fenerbahçe son olarak Wolverhampton'ı çalıştıran Nuno Espirito Santo ile ilgileniyor. Ali Koç hatta bir görüşme yaptı ve bir görüşme daha yapacak. Hatta Everton ilgileniyor bu teknik adamla. Şimdi o da çok rahat bir yerden geliyor. Yani Wolverhampton dediğimiz kulüp zengin bir sahibi var. Jorge Mendes'le ilişkileri çok iyi. Jorge Mendes dediğimiz adam dünyanın en büyük menajeri ki Santo da onun ilk futbolcusuydu zamanında, kaleciyken. İlk transferi onunla yapmıştı. Şimdi böyle bir düzenden Süper Lig'e, Fenerbahçe'ye gelecek. Bunlarla mı uğraşacak, yoksa sahaya mı konsantre olabilecek? Sağ dışını nasıl halledecek ve bu tarz teknik adamlar? Onu çok açıkçası ben kestiremiyorum. Yani basına çıkan birçok isim için benzer yorumları yapabilirim. Paulo Fonseca için aynı şeyi söyleyebilirim. Ne bileyim, Bruno Labbadia için benzer şeyleri söyleyebilirim. O yüzden çok oturmuyor bende bu. İşte Koku geldi Hollanda'dan, bir düzenden geldi Koku. Ama burada sudan çıkmış balığa döndü. Koku nasıl gittiğini hatırlayalım. Buradaki performansını bir hatırlayalım. Mesela Alman deniyor. Mesela Löw ismi. Bana hiç oturmuyor. Adam orada 2006'dan beri bir düzen içinde, bir yapı içerisinde teknik adamlık yapıyor. Neredeyse hiçbir problemi yok. Şimdi gelecek burada. Düzen zaten yok. Hani oturmuş bir düzen olsa eyvallah. Hem o düzen yok, hem burada birçok saçma sapan konuyla uğraşmak durumunda kalacak bir teknik direktör olarak ve başarı beklenecek Löw'den mesela. Bir Alman'ı ben burada çok oturtamıyorum. Emrah, bilmiyorum. Benim kıstaslarımda da çok fazla teknik adam yok. Onun da farkındayım. Beklentim çok yüksek. İyi ki sportif direktör falan değilsin. Evet, ben zaten bana kalsın sportif direktör yok. Transfer falan da öyle çok yaptırmam kulüplere. Ben bu konuda çok netim. Biraz da katıyım. Farkındayım. İşin de dengede olması gerektiğini de biliyorum ama biz o noktayı çoktan geçtik ama Emrah. Yani şu an o dengeyi sağlayabilecek noktada mıyız ekonomik olarak? Değiliz yani, tabii ki. Hani bir yandan pahalı, kaliteli yabancılar olsun, bir yandan da gençler olsun. Olsun da ekonomi senin buna müsaade ediyor mu sence? Daha iyi gidecek mi? Euro gelmiş bugün onun üzerine, 10 TL'nin üzerine gelmiş. Şimdi bu durumda yayıncı kuruluş gidecek bir sonraki sene. Bu sene yine indirim istiyorlar. Görmüşsündür yine haberleri. Evet. Yani indirim üstüne indirim, hatta geçen senenin son iki ayının daha parasını vermemiş yayıncı kuruluş. Yani hem oradan para gelmeyecek. Avrupa'ya zaten direkt olarak katılamayacaksın bu seneden sonra. Şimdi ekonomik olarak nasıl ben diyeyim bir denge olsun, yabancılar da pahalı isimler de gelsin? Diyemem ki. Çünkü uzun soluklu olmaz bu projeler. Doğru.
yaşamının sonuna gelmiş insanlara benzetiyorum ben bazı kulüpleri. Hani Azrail'le karşılaşmadan önce bazı şeyleri görmek gerekiyor. Azrail'i gördükten sonra imana gelmek çok mantıklı değil bana göre. Kulüplerin de çok sağlıklı bir yapısı olmadığını defalarca söyledik. Ama karar vericilerde de problemler olduğundan dolayısıyla bu tarz şeylerin olması bana çok normal geliyor. Ama iyi düzenlemeler yapmak lazım. Haftalık düzenlemeleri bile de yapamıyoruz sağlıklı bir şekilde. Tabii biz nasıl 2-3 seneyi planlayacağız? Yani 5 yıllık bir ekonomik kalkınma planı gibi düşünüyor mesela Avrupa'daki bazı kulüpler. Mesela Almanya'da adam 2 yıl sonraki sportif direktörü belirleyebiliyor. Ama bizde öyle bir şey yok. Sportif direktörlüğün altı bile doldurulamadı. Mesela Mustafa Kaplan örneği vardır. Hoca kırılmasın, darılmasın. Gençler Birliği'nde nasıldı? Her göreve. Teknik direktör, sonra sportif direktör, tekrar teknik direktör, tekrar sportif direktör. Başımız döndü. Sportif direktörlüğün çizgilerinin mesela çok iyi çizilmesi gerektiğini düşünüyorum. Sayın Emre Berezoğlu ile ilgili zamanda eleştiri de yaptım. Emre Berezoğlu sportif direktör olarak Sayın Başkan Ali Koç'un söylemiş olduğu gibi belki beklentilerin üstüne çıkmış olabilir. Ama teknik direktör konusunda Emre Berezoğlu benim için 10 haftalık bir teknik direktördür. Bu sezonu şampiyon tamamlayacağını düşünmüyorum. Beşiktaş şampiyon olur demiştim. 9 Nisan tarihiydi yanlış hatırlamıyorsam. Ve Erol Bulut'tan göreve geldikten sonra da Erol Bulut'tan farklı çok şeyler yapamadı. Bazı maçlarda öne çıkan hamleleri vardı. Ancak o deneyim konusunda büyük problem yaşadı. Mesela Rıza Çalınbay karşısındaki Rıza Çalınbay da çok önemli hamleler yapmıştı Sivasspor Fenerbahçe karşılaşmasına baktığımızda. Orada kurt bir teknik direktörle karşılaştığında Emre Berezoğlu büyük sıkıntı yaşadı. Ve teknik direktörlük deneyimi olmayan birinin Fenerbahçe'de görev alması çok büyük bir şanstı. Ve aynı zamanda bir risk. Sayın Ali Koç'un devam etmemesini çok doğru buluyorum. Belki yıllar sonra Emre Berezoğlu tam anlamıyla piştiğinde Fenerbahçe'yi başarıya taşıyabilecek bir noktaya geldiğinde tekrar takımda olabilir. Niye olmasın? Bu mesajı da aldım zaten. Evet, ben de Emre Belezoğlu göreve geldiğinde benzer şeyleri düşünüyordum. Yani bir futboldan futbolu bırakmış, artık işte işin diğer kısmına geçmiş isimlerin biraz deneyim kazanmasına yanayım ben. Yani ne yapabilirdi Emre Belezoğlu? Fenerbahçe'nin işte U19 takımının başında olmak belki bir başlangıç olabilir. Olmadı mı? Daha düşük seviye bir Anadolu takımı. İlla Süper Lig olmasına gerek yok. Alt liglerde bir takım. Olmadı mı? Network'i geniş Emre Belezoğlu'nun. İtalya'da, tabii ki. Belçika'da, Hollanda'da eminim görev alabileceği. Hatta yardımcı antrenör olarak da, yani ben teknik adam olarak da başlamak zorunda değil. Sonuçta Tamer Tuna, Çağdaş Atan mesela son dönem örnekler. Ne yaptılar? Gittiler, daha deneyimli bir teknik adamın ekibine girdiler. Öyle başladılar. Ve ondan sonra da artık adım adım A takımda teknik direktör olarak görev aldı. Emre Belezoğlu direkt tepeden indi. Yani Fenerbahçe gibi bir takımın teknik direktörü oldu. Bu tabii ki çok yanlış bir planlama. Hem kendi adına çok kötüydü, hem aslında Fenerbahçe için de o dönem kötüydü. Ama sonrasında ben nispeten iyi götürdüğünü düşünüyorum bu arada sezon sonuna kadar. Şimdi yani gömleğin ilk düğmesini yanlış ilikledi Emre Belezoğlu. Sportif direktörlük. İkinci düğme yanlış iliklendi. Şimdi düğmeler sanki sökülüyor gibi. Emre, bilmiyorum doğru hissediyor muyum? Hı hı. Çünkü Fenerbahçe'de artık dün itibariyle görevleri bitti. Ne sportif direktör olacak, ne yeni gelecek teknik adamın ekibinde yer alacak. Bir yıllık kontrat imzalamıştı zaten. Seçim de vardı o münasebetle. Aynen. Şimdi artık boşta Emre Belezoğlu. O işte düğmeleri şu an ben düğmeleri nasıl diyelim çıkardığını düşünüyorum. Şimdi yeni bir adım atmak durumunda Emre Belezoğlu. Bunu da merakla bekliyorum. Ne yapacak? Dün TRT Spor'da gördüğüm kadarıyla bu seneyi biraz staj gibi geçirecek. Pro lisans almaya çalışacak. İşte Guardiola'nın, Diego Simeone'nin böyle birkaç teknik adamı yanında o kendi teknik taktik bilgisini geliştirecek. Bence doğru planlama bu Emre Belözoğlu için. Bakalım, inşallah bunu da hakkıyla yerine getirir. Sayın Başkan Ali Koç Emre Belözoğlu'nu göreve getirdiğinde tabii ki kulübün menfaatlerini düşünerek getirmiştir. Buna da saygı duyduğumu söyleyebilirim. Barış Ertül, Ali Evin ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Daha iddialı, çok daha canlı, çok daha heyecanlı iddia. Türkiye'nin global Bitcoin borsası Bitay, alternatif piyasaları sunar. Bitay, geleceğin yatırımı. Alternatif piyasalar bölümündeyiz. Şimdi Bitay'dan Bitcoin'in fiyatını sizlere aktarayım. Şu anda bir Bitcoin 331.078 TL'den işlem görmekte. Son 24 saatinde
en yüksek seviyelerinde olduğunu söyleyelim. Dün bu saatlerde yaklaşık 314 bin civarındaydı bir Bitcoin ama son bir saat içinde de bayağı bir yükseliş gösteriyor. Dolar bazında da hemen o bilgiyi de verelim. 38.692 dolardı. Dünkü bu saatlerde 36.800 dolardan işlem görmekteydi. Türkiye'nin global Bitcoin borsası BitAy alternatif piyasaları sundu. BitAy, geleceğin yatırımı. Şimdi de iddia bölümündeyiz. Bugünün bülteninde tabii ki güzel karşılaşmalar var. Ve iddia.com'da da MBS 1 ile oynayabileceğiniz iki güzel karşılaşmayı sizlerle paylaşacağım. Birincisi Ukrayna, Kuzey İrlanda mücadelesi. Diğeri de Belçika, Yunanistan. Bu karşılaşmalara iddia.com'da veya iddia bayilerinde MBS 1 olarak oynayabilirsiniz. Buradaki oranlar tabii ki çok daha cazip olacak. Ayrıca yine Euro 2020 döneminde yani 11 Haziran'da başlayacak turnuva heyecanı da daha yüksek oranlarla iddia.com'da olacak. Evet, devam edebiliriz. Evet, Fenerbahçe ile ilgili mesajlar var sevgili Mert Elam. Ona baktım da. Teknik direktörüm merak ediyorlar. Özgür Akbeyefendi diyor ki ben Fenerbahçe'ye en uygun teknik direktör olarak Slaven Bilic'in ismini verebilirim diyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Selamlar demiş. Evet, ben geçen bu profili çizdiğimde az önce konuştum. Barış abi de direkt olarak sen Slaven Bilic'i anlatıyorsun dedi. İşte Türkiye'yi bilen, Türkiye'ye yakın kültürden gelmiş, böyle kaosla da içli dışlı olabilen bir teknik adam demişti. Yani Bilic adaylardan biri olabilir mi? Olabilir. Beşiktaş geçmişi de var. Bu topraklara da çok yabancı bir isim değil. Ama o Ali Koç'un çizdiği profile uzak bir teknik adam. Yani o Alman, Portekiz dedi. Hani İtalyan da gelebilir belki başka ülkelerden ama o Bilic tarzı profil ben çok hissetmedim Ali Koç'un açıklamalarından. Ama mesela sen nasıl düşünüyorsun Emrah bu teknik direktör konusunda? Yani Türkiye'ye son dönemde birçok yabancı teknik adam geldi. Mesela Fenerbahçe'ye işte Koku geldi, ondan önce Vitor Pereira yine bir Portekiz ekolinden bir isim geldi ama Pereira nispeten başarılıydı Koku'ya göre. Ama genelde de olmuyor, oturtamıyorlar burada düzenlerini. Yani burada çok iyi bir taktisyen geliyor ama işte burada sadece iş taktiğe kalmıyor ki. Tabii. Taktikten çok daha fazlasıyla ilgilenmek zorunda. Mesela Ümit Koşar demiş ki hani tüm hocalar burada bahsedilen, basında ismi geçen taktisyenler, ben artık taktik bilen bir hocanın takımını izleyeceğim için heyecanlıyım diyor. Ama burada olay zaten o teknik adam o taktiğini uygulayabilecek mi? Bu imkanı bulabilecek mi? Sadece buna konsantre olabilecek mi? Asıl biz bunu aşamıyoruz zaten. Doğru. Hollandalı teknik adamların özellikle ben Türkiye'de çok başarılı olduğunu düşünmüyorum. Yani dünya futbolunda isim yapmış kariyerli teknik adamlar Türkiye'de teneke çalınarak gönderilebiliyor. Bunun örnekleri var. Slaven Bilic konusuna gelecek olursak şunu söyleyeyim ben. Elinde o gitarını hatırlıyorum ben. Siyah beyazlı bir gitar vardı. Ne çalayım arkadaşlar diyordu taraftarlara. Kartal gol gol çalayım mı diyordu. Fenerbahçe'ye gelme ihtimalinin sıfır olduğunu düşünüyorum. Bir. İkincisi gerçek vitrin olarak göreceğimiz ki dünyanın en prestijli ligi. Esport'tan da futbol severler izliyorlar. Premier Lig'de yaptıkları ortada. Slaven Bilic. Yani aslında vitrinde olduğunda çok başarılı olamadıklarını görüyorum. Hı hı. Türkiye'nin de zaten futbol ekonomisi belli. Dizayn edilme sıkıntısı var. Teknik adamların sağlıklı bir şekilde çalışacağı bir ortam hazırlanamıyor. Gerek kamuoyu baskısı, gerek tabii yöneticilerin üstlenmiş olduğu rol. Yöneticilerin mesela ben şöyle bir isim vermeden söyleyeceğim. Sosisli kağıdına 11 yapıp teknik direktöre yollayan başkanlar tanıdım. Böyle bir şey olabilir mi? Daha farklı bir yere yaslaymış daha iyiymiş. Diyeceğim ama tabii muazzam. Şaka yani. Yani teknik adamların işine çok fazla karışılıyor. Sportif direktörlük deseniz o müessese yok. Tabii böyle bir düzene geldiğinde yabancı teknik adam sudan çıkmış balık. Dolayısıyla büyük problemlerle karşı karşıya kalıyorlar. Bir sene zaten bu ülkeye adapte olma, bu sorunla karşı karşıya gelen teknik adam. Yabancı teknik adamların dolayısıyla çok fazla başarılı olabilme ihtimali düşük. Bunu yapanlar oldu mu? Oldu tabii ki. Önceki yıllarda yine örnekleri var. Saymamıza gerek yok. Ben Sayın Başkan Ali Koç'un verdiği bu mesaj üstünden bir şaşırtmaca da yapabileceğini düşünüyorum. Yerli belki bize getirecek. Belki bize ters köşe yapabilir. Yerli olmasa bile
Almanya ya da Portekiz'de olmayabilir. Başka bir teknikadan bir fırsat doğabilir mesela. Onu da yapabilir. Tabii kampta olması lazım o teknik direktörün. Futbolcuları en iyi şekilde örgütleyebilmesi için bunun olması gerekiyor. Keza transferlerin de aynı şekilde. Transferi nasıl yapacak mesela Fenerbahçe? Sportif direktörü yok. Kim yapacak transferleri? Teknik bu sorunun yanıtı yok. Nedir? Yönetim yapıyor. Yönetimin ilgili birimlerindeki peki, insanlar. Peki yönetim yaptı diyelim. Gelen teknik direktör de başka oyuncular isteyecek. İş çorba olacak. İşte gelen teknik direktör de ona göre gelecek. Yani bunu bilerek gelecek. Yani bu transferler yapılmış. Bunu kabul edecek. Yani bu transfer yapıldı ben bunu istemiyorum demeyecek. O şartlara adapte olacak. Yani takımda Mesut Özil var. Bütün her şeyi sen Mesut Özil üzerine kuracaksın denecek mesela atıyorum yönetim tarafından. Ne teknik direktör de bunu kabul ediyorsa zaten gelecek. Etmiyorsa da hani gelecek ben Mesut Özil istemiyorum diyecek bir teknik adamla zaten anlaşmaman lazım. Onu o çizgileri sezon başı işte o görüşmelerde pazarlıklarda kesin çizgilerle çizmesi lazım yönetimin. İyi futbolcuların olduğu kadrolarda iyi teknik adamlar da olmalı. Yıldızları idare etmek çok kolay olmayabiliyor. Yani Mesut Özil'in önderliğinde toplanan bir Fenerbahçe göreceğiz yeni sezonda. Mesut Özil geçen sene yoktu. Sahada yoktu. Yani ama önümüzdeki sezon olacak mı işte. Yine orada da ben gömleğin ilk düğmesinin yanlış iliklendiğini düşünenlerdenim. Yine tartışma yani. Konusu. Çünkü ben Mesut Özil'i mesela getirmem. Yani artık kariyerinin sonuna gelmiş. Fizik olarak zaten hiçbir zaman iyi olmayan bir futbolcuydu. Şimdi hiç iyi değil. Zaten 10 ay futbol oynamadan geldi. Üstüne bir de talihsiz bir sakatlık. Şimdi artık 33 yaşında olacak. O sorumluluğu, o yükü kaldırabilecek mi Mesut Özil? Bence çok büyük bir riskti. Hazır olursa kaldırabilir diye düşünüyorum ama ne kadar hazır olacak o da soru işareti. Mesut ne zaman hazır olmuş işte son dönemde bir de ona bakmak lazım. Yani Mesut'un istatistiklerini hep paylaşıyorlar. Asist kralı şöyle çok iyi besliyor golcüleri ama hangi yıllarda beslemiş? Son 3-4 senesinde Mesut Özil nasıl bir performans göstermiş? Ondan önce nasıl göstermiş? Yani sen geçmişine yatırım yapıyorsun yine. Sen az önce söyledin bunu Fatih Terim aslında ilk söylemişti. Ben artık futbolcunun geçmişine değil geleceğine yatırım yapacağım demişti. Mesut Özil'in tamamen geçmişine yatırım yapıldı. Geleceğe dair bir yatırım değildi. Bir fırsat olarak adlandırdı Ali Koç. Ama şimdi onu oynatmasan bir dert, oynatsan da başka bir dert oluyor. Oynatmak durumundasın eğer Mesut Özil takımındaysa. Ama o yapıda nasıl olacak? Gerçekten bu yeni gelecek teknik adamın hem saha içinde hem saha dışında baş etmesi gereken birçok konu var. Fenerbahçe'nin sence kaç transfer ihtiyacı var? Bölge bölge gidelim o zaman. Kalecisini koruyor. Bir yedek kaleci gerek. Harun Tekin gidiyor çünkü Fenerbahçe'de. Görünen o. Evet, oraya bir transfer şart. Altyapıdan, gerçi şu olabilir. Düzelteyim, transfer şart olmayabilir. Berk Özler'in sözleşmesi bitiyor kiralık. Belçika'dan geri dönüyor. O gönderilmezse bir daha yedek kaleci transferi de olmayabilir. Şimdi onu düzelteyim. Bence sol beke Novak da gidecek diye düşünürsek Caner'le de devam etmem. İki transfer gerekiyor o bölgeye. Caner'le niye devam etmezsin? Ben hem takımın kimyasını bozduğunu düşünüyorum. Yani sürekli takım arkadaşlarına bir işte eleştiri, bağırma, çağırma onların motivasyonunu bozuyor. Hem de oyun planı olarak bana hitap eden bir futbolcu değil. Fenerbahçe'nin de oyununu bozduğunu düşünüyorum. O yüzden devam etmem. Peki. İki oraya transfer yaparım. Stopere transfer yapmadan idare edebilir mi Fenerbahçe? Edebilir. Neden etmesin? Zalai'si var, Serdar'ı var, Tisserand'ı var, Lemos'u var. Bir de Zanka'sı geri dönüyor. Etti mi sana 5 stoper? Hani getireceğin futbolcu bunlardan çok daha iyi mi olacak? Şimdi Zanka'nın kiralanması, tekrar bir yerlere kiralanması da söz konusu. Ama Zanka'yı gönderdin, Lemos'u aldın. Lemos ne oldu? Lemos'tan verim alabildin mi? Gideceği yatırım. Geleceği de işte artık o da geçti Lemos'ta. İlk geldiği günler ne söylemiştim biliyor musun? Marcel Tisserand için şunu söyledim. Almanya'daki performansı bence iyi değil ki zaten son kulübüyle olan ilişkileri de çok iyi düzenleyememişti. Oradan artık öyle bir havada ayrıldı ki bir takıma gitmeliyim, orada oynamalıyım ve elimden gelen her şeyi yapmalıyım. Bu zihniyette geldi Marcel Tisserand ama güzel. O özgüveni, o patlamayı oyun becerisine dönüştüremedi. Ve stoperleri değerlendirirken sadece tabii ki bir oyuncu üstünden gitmemek gerekiyor. Yanında kimle oynuyor? Bu da çok önemli. Lemos konusuna gelecek olursak bence beklentilerin altında. Hani bayağı beklentilerin altında. Çok yani o da sağ bekte bir maç denendi. Serdar da kötü. Serdar da kötü. Niye kötü? İstikrarsız bir adam. Evet o da sakatlanıyor böyle. İyi bir oyuncu, kaliteli bir oyuncu. Oyun anlayışı var, oyun görüşü var. Pozisyon bilgisi iyi, yüksek. Zaman zaman hatalar yapabiliyor. Bunu da göz ardı etmiyorum ama Serdar'dan istikrar konusunda özellikle ben mesela teknik direktör olsam mutlaka konuşurdum.
konuştukları ne kadar etkili oluyor, o da soru işareti. Ama her teknik alanda da problem yaşıyor. Yani yaşıyor, Fatih evet. Terim'le neden Yıldız'ı barışmadı son dönemde? Çünkü böyle en ufak bir şeyde ben oynamayayım işte, tatile gitmişti. Ama ben oldum diyor Serdar. Öyle bir görüntüsü de var. Ben oldum. Öyle bir şey yok futbolda. Yok yani, istediğiniz kadar deneyimli hale gelin, 31 yaşında olun, fark etmez. Yani sizden daha iyi biri varsa o oynar. Tabii ki. O, yani sadece isminiz var diye oynayacak haliniz olmamalı futbolda. Sağ bek. Sağ bek Gökhan Gönül artık... Güle güle kaptan. Evet, bence veda edilmeli. Teknik ekipte kalıyorsa onu bilemem. Antrenörlük hedefi var mı bilemem. Ama futbolcu olarak ben devam etmem Gökhan Gönül'de. Nazım onun bir alternatif olabilir transfer konusunda. Kadro içinden çıkaramayacaksa Fenerbahçe. Defansif orta sahaya bakıyorsun. Hem yazılanlar üzerinden gidiyorum. Gustavo ile Sosa ile yollar ayrılacak. Oraya da Biglia'yı yazmışlar. Karagümrük futbolcusu. Oraya tabii ki bu iki isim ayrılacaksa bir oyuncu daha gelmeli. Düşüncem o yönde. Merkez orta sahası nispeten iyi. Ozan Tufan'ı var. İşte Mert Hakan oynatabilir. Pelkas, İrfan Can, bu gibi isimler var. Orada çok zorlanacağını düşünmüyorum ben. Sarı lacivertlerin ileri uç en büyük problemlerden biri. Ve Ali Koç'un da başını çok ağrıtacak o Samatta konusu. Yani 6 milyon euro Fenerbahçe kasasından verecek Samatta'ya ve hemen göndermeye çalışacak. Bunu nasıl yapabilir? Bu geçen seneki performansıyla imkansıza yakın. İlla ki zarar edecek oradan Fenerbahçe. Ama oraya herhalde bir takviye yapması gerek, ya da yapmıyorsa da artık bu oyuncuları kazanacak bir teknik direktör bulması lazım. Emre Belözoğlu kazanmaya çalıştı mı Samatta'yı? Çalıştı. İlk iki maçını oynattı. Baktı olmuyor. O da direkt Valencia'ya döndü. Ama yeni gelecek teknik adamın da, hani ben herkesi gönderdim şimdi kağıt üstünde, Gustavo gitsin, Sosa gidiyor, işte Samatta gidecek, ama bir yandan da bu tarz verim vermeyen futbolculardan da verim alacak teknik adam lazım. Tabii. Sergen Yalçın nasıl yaptı Larin'de? Kimsenin aklına gelmeyecek bir performans aldı. 2,5 milyon euroya satamadı. Daha doğrusu 2,5 milyon euro Beşiktaş'a teklifler geliyordu. Almadılar Larin'i. Evet, maddesi vardı Belçika kulübünde. Şimdi 10 milyon euro olarak mesela ifade ediliyor, telaffuz ediliyor. Larin kendini geliştirdi. Burak Yılmaz'ın hani örneğini verdim ya, 30'undan sonra bazı şeyleri öğrenmeye başladı diye. Larin de birebir de büyük problemler yaşıyordu. Ama performansı da şimdi mesela Kanada'da en çok öne çıkarılan futbolculardan biri pozisyonunda. Mutlaka ilk 11'e yazarım diyor gazeteciler. Açıp baktığımızda dış basını. Normal yani, bu kadar iyi bir performans göstermişken. O gelişim göstermek önemli. Tabii Süper Lig'de. Şimdi o yüzden Fenerbahçe'de de eğer yeni gelecek teknik adam böyle ben şunu beğenmiyorum, şu olmaz, bu olmaz, bana sürekli transfer, böyle bir anlayışta olmamalı. Futbolcuları kazanma yönünde bir tutum göstermeli. Uç örnek daha önce verdim ama Mihail Frey var. Fenerbahçe'nin hala futbolcusu. Yani Bilal'in performansı versin demiyorum ama ondan bile verim alacak yeri geldiğinde bir teknik adam gelmeli. Yani Frey'i gönderebilirsiniz. Frey olmaz, başkası olur üçüncü santrafor. Ondan da oynadığında verim alması gerek bence teknik direktörün Fenerbahçe'de. Bu arada şunu söyleyelim değerli dinleyicilerim. Sevgili Barış Şehirlioğlu, Ajans Spor'un Fenerbahçe muhabiridir ve aynı zamanda Radyo Spor programcısı. Şöyle bir haber paylaştı. 15 milyon euroluk bir transfer planı var Fenerbahçe'nin. Satış için. Evet. Sayın Başkan Ali Koç bu takım, hani gelecek sezon takımın %70'i hazır diyordu mesela. Bu konuya katılıp katılmadığını merak ediyorum. Bir. İkincisi, satılacak oyunculardan gelir 9 milyon euroyu bulabilir diyor Barış Şehirlioğlu. Sayın Koç isim vermeden bir Fenerbahçeli oyuncuya 6 milyon euroluk bir teklif geldiğini söyledi. Fenerbahçe Başkanı sezonu kiralık geçiren ve kadroda düşünülmeyen oyunculardan gelecek parayı 9 milyon euro olarak hesapladı. Miha Zayt, Allah Yar, Sayat Maneş, Mihail Frey. Bu oyuncuları öne çıkarmış. Zanka'da keza buna evet eklenir. Allah Yar yılın oyuncusu seçilmiş değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Kulübünde ben herhalde. Evet. Kulübünde seçilmiş olabilir. O da genç. Onu da illaki satmak durumunda değil. Yani 2001 doğumluydu Allah Yar. Çok potansiyelli geldi. Bu tarz oyuncuların kiraya gitmesini ben hoş karşılarım orada oynadığı müddetçe. Tabii ki oynadı Allah Yar. Burada da katkı verip performans da gösterebilir. Bu satılacak futbolcular, ama bu isimleri nasıl 9 milyon euroya satacak onu ben çok kestiremiyorum. Yani Zayt'sın opsiyonu devreye girmedi bildiğim kadarıyla. Bonservisini almak istiyormuş Barış Eylioğlu'nun haberine. 4 milyon euro sırf oradan gelecek Barış Eylioğlu'nun haberine göre. Yani iyimser bir rakam bence Zayt için 4 milyon euro. Daha çok benim düşüncem... Dirar da varmış bu arada, onu unutmayalım. Dirar sözleşmesi devam ediyor mu, onu devam edecek mi? Dirar da yolcu demiş Barış Eylioğlu. Evet, onun da sözleşmesi bitiyor çünkü kiralık gitmişti. O gidecek ama
Şimdi takım içinden ben Ozan Tufan'ın gitmeye en yakın futbolcu olduğunu düşünüyorum. Çünkü İrfancan Kahveci de tahminen o dönem, çünkü öyle konuşulmuştu, Ozan Tufan yazın zaten gidecek. 8 numarada bir boşluk oluşacak. Onu da İrfan Can'la hazır şimdi bonservis harcama hakkımız varken, çünkü Vedat Muriç satışıyla birlikte o sezon için bir hakkı doğmuştu Fenerbahçe'nin, biz onu merkez orta sahada kullanalım demişlerdi. Ben Ozan Tufan'ın gitmeye en yakın futbolcu olduğunu düşünüyorum ve o da hani Euro 2020'yi de çok iyi geçirirse, ki milli takımımızın da ilk 11'inde olacak bir aksilik olmazsa, fiyatını da böyle 15 milyon euro üzerine çıkarabileceğini düşünüyorum. Zahit Beyefendi Daum demiş ve soru işareti demiş. Daum yani ağa gitmiş, fağa kalmış. Nine diyelim, nine. Evet. Nine yani, aynen, çok uzatmaya gerek yok Daum konusunda. Barış Ertül, Ali Evin ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Daha iddialı, çok daha canlı, çok daha heyecanlı iddia. Tekrar birlikteyiz değerli dinleyicilerimiz. Programımıza olan ilgiden ötürü çok teşekkür ederiz. Sevgili Mert, Galatasaray diyorum. Fatih Terim'in sözleşmesi bitti. Yardımcıları da ayrılıkları birer birer açıkladı. Ümit Davala kendisi tek tabancı olarak yola devam edecek. Yani teknik direktör olarak piyasada olacağını açıkladı, duyurdu. Bazı temaslar kurduğu şeklinde de haberler var. Süper Lig'den ve TFF 1. Lig'den de teklifler aldığı konuşuluyor. Fatih Terim'in adı Lille anılmıştı. Tabii Lille'in sadece bir teknik direktör adayı olmasının imkanı yok. 7 teknik adam listedeydi. Ranieri'yi de yazmışlardı yanlış hatırlamıyorsam. Fikrini merak ediyorum. Galatasaray'da ne oluyor? Seçim gündemi var tabii ki. Eşref Hamamcıoğlu camiayı birleştirecek yönde açıklamalar yapmaya gayret ediyor ve diğer başkan adaylarından, ki Fatih Terim konusunda bir mesajı vardı. İkinci mesajı, ikinci çağrısı şu: canlı yayına gelin, tartışalım, projeleri konuşalım, değerlendirelim. Bu yanıt bulur bulmaz bu. Farklı bir tartışma konusu. Ne oluyor Galatasaray'da? Senin gördüğün şey nedir? Analizin nedir? Bu senin son söylediğinden başlayayım. Eşref Hamamcıoğlu'nun çağrısından. Işın Çelebi de ona ters bir cevap verdi dün. Bu zaten vakıf başkanının bir çağrısıydı. Bunu Eşref Hamamcıoğlu sanki kendi yapıyormuş gibi, hani rol çaldı dedi adeta Işın Çelebi. Eşref Hamamcıoğlu cephesi de vakıf tarafının böyle bir şey organize ettiğini habersiz bir şekilde çağrıda bulunduğunu söyledi. Başka adaylar arasında böyle tartışmalar biraz alevlendi Galatasaray'da. Onu hissedebiliyorum. Işın Çelebi yine Ajans Spor'da sanıyorum. Burhan Can Terzi'nin haberi vardı. İsim vermeden üstü kapalı bir şekilde birkaç başkan adayına göndermede bulundu. Ki bunu Barış abi programda söylediği için ben de gönül rahatlığıyla ifade ediyorum. Yiğit Şardan'la ilgili burada Radyo Spor'u, işte Ajans Spor'u tabiri caizse dolandırdığını söylemişti. İşte şirketleri iflas etti gösterip bize ödemesi gereken bir miktar parayı ödememişti. Işın Çelebi de zamanında işte böyle şirketleri batanların, iflas edenleri şu anda aday diye çıktıklarına bir vurgu yapmış ve kesinlikle Yiğit Şardan lehine çekilmeyeceğini de ifade ediyor. Işın Galatasaray'a Çelebi vermeye mi gelecek, almaya mı gelecek? Bu benim için önemli bir kıstas. Bir başkan adayı için söylüyorum. Yani şu an genelde maalesef yani kulüp başkanlığı özellikle üç büyüklerde çok büyük artılar getiriyor size. Yani bugün normal şartlarda bu altı başkanından biri başkan olacak ama olmadığı senaryoda kimsenin böyle cumhurbaşkanıyla, ne bileyim siyasilerle böyle direkt görüşme imkanı olmaz. Yolda yürüseler hani yüzlerine tabii ki bakılır, abartmayayım ama böyle bir teveccüh olmaz. Ama kulüp başkanlığına oturduğunuz anda hem ilgi alaka çok artıyor, hem siyasi ilişkiler geliştiriyorsunuz ve bu ister istemez de iş hayatınıza da pozitif bir etkisi oluyor. Yani bugün kulüp başkanlığı yapan isimler kim olursa olsun, belki Ali Koç'u biraz buradan ayrı tutabiliriz, ama iş hayatlarında daha iyi bir şekilde, hani kulüplerin iyiye gidişlerinden daha iyi bir şekilde düzene girdiğini görüyoruz. O yüzden benim de hep bu başkan adayları konusunda çekincelerim oluyor. Maalesef bazılarının, isim vermeyeyim, niyetlerini de bilemem ama dışarıdan gözlemlediğim, kendi reklamlarını yapmak için aday oluyorlar. Kendi isimleri duyulsun istiyorlar. Hatta başkan olmasak bile bu reklam bize yeter diye düşünen adaylar var. Galatasaray'da böyle aday var mıdır yok mudur artık günahları kendi boynuna. Ama ben de genel olarak bunu kendi işlerinde avantaja çevirmek için girdiklerini düşünüyorum bu işe. Bunun da önünü alması gereken
tabii ki federasyondur. Bu yönde çok fazla iddia yapıldı, ortaya atıldı zamanında. Başkanlar girerken kendi bünyelerinde neler var, bunları kamuoyla ya da kamuoyla olmasa bile bir şekilde kulüp içinde paylaşmalı ve görev bıraktığında hangi mal varlıkları var, nasıl zenginleşmiş ya da fakirleşmiş, bunların ortaya çıkması lazım. Yoksa siz oraya geleceksiniz, her türlü avantajı kullanacaksınız. Kulüp başkanlığında kulübe tabiri caizse, kusura bakmayın, birçok borç takacaksınız. Ama bir yandan da siz bireysel olarak müthiş bir zenginlik içine gireceksiniz. Bu çok hoş bir şey değil, en hafif tabirle onu söyleyeyim. Uluslararası ilişkilerde şöyle bir durum vardır. Bir insanı sevmeyebilirsiniz, özellikle üst düzey yönetici olabilir bu. Ya da devlet erkanından olabilir. Ama makamına saygı duyarsınız. Benim Türkiye'de özellikle başkan profillerini gördükten sonra, eylemleri ve söylemleri arasındaki o ciddi farkları gördükten sonra sadece makamına saygı duyduğum başkanlar oldu. Fikret Orman vardı mesela onlar arasında. Tabii ki. Sayın Mustafa Cengiz'le ilgili çok fazla yorum yapmak istemiyorum. Acil şifalar diliyorum demişti Fatih Terim. Sayın Mustafa Cengiz normalde iyi niyetinden hiçbir şekilde şüphe ettiğim insanlardan değildir. Kendisiyle röportaj yaptık örneğin. İlk göreve gelmişti. Mayıs'ta seçime götürecek misiniz Sayın Başkan, götürmeyecek misiniz diye sordum. O da açık yüreklikle söyledi ve sözünün arkasında durdu. Son dönemlerde ise kulübün başkanının gelmiş olduğu nokta kötü bir nokta. Bu fotoğraf iyi bir fotoğraf değil. Şunu da sana sormak istiyorum son olarak Galatasaray'la ilgili noktayı koymadan önce. Birden fazla adayın olması demokratik bir ortam oluşturuyor olabilir. Bu konuda hemfikrizdir sanırım. Tabii şüphesiz. Ancak bazı yöneticiler, eski başkan adayları, kendileriyle konuşuyorum camia içinden, röportajlar yapıyoruz. Diyorlar ki ben bu kadar bölünmüşlüğün olduğu ortama gitmem, seçimde oy kullanmam. Bu görüşe istinaden fikrin nedir? Yani bu kadar başka aday çıkması bence genel olarak, hani genel bir şeyle bakarsak güzel. Çünkü bazı kulüplere bakıyoruz, işte Fenerbahçe'de mesela bir aday çıktı Ali Koç haricinde. İki adaylı bir seçim gözüküyor şu anda. Ki onun da seçilme şansı çok yok gözüküyor. Ali Koç, hani herkes büyük ihtimal seçilecek diye bakıyor. %99. Evet, çok çok büyük bir ihtimal. Hatta Ali Koç bu arada şunu da dedi. Eğer şampiyon olsaydık belki beni göremezdiniz dedi bir sonraki sene. Yani Fenerbahçe şampiyon olsaydı büyük ihtimal bırakacaktı Ali Koç, ama olamayınca bir üç sene daha devam edecek gibi gözüküyor. Galatasaray'da bu kadar çok insanın çıkması beni açıkçası sevindiriyor. Hani tek bir adama bağlı bir durum yok şu anda Galatasaray'da. Ama bunun da bir sınırı var tabii. Şimdi 6 da çok fazla gözüküyor. Şimdi oy kullanacak takribi söyleyeyim. 4.000-4.500 kişi olacaktır Galatasaray'da büyük ihtimalle. Beşiktaş'a ve Fenerbahçe'ye göre daha az üyesi var Galatasaray'ın, bu hani lise konusu vesaire biliyorsunuz zaten. Bir de yaz ayı. Şimdi insanlar da artık bunu aldılar. Gidecekler büyük ihtimal tatile. Hani bu seçim tarihine göre tatil planı ne kadar ayarlanır onu bilemem. İlginin ben az olacağını düşünüyorum. Bir de 6 aday varken şimdi bir başkan çıkacak, atıyorum 750-800 oyla başkan seçilecek ve genel konuşulan camia içinde de bu başkanlık çok fazla uzun sürmez. Çünkü çok ucu ucuna kazanmış olacak kazanan kişi ve çok az bir oyla seçilmiş olacak. Onun da yeterliliği, varlığı sorgulanır hale gelecek deniyor. Buna kısmen katılıyorum. Ama bir yandan da sonuçta artık seçim 6 adayla olacaksa olacak. 800 oysa 800 oy, ama seçilmiş olacak. Ona da 3 sene boyunca saygı duymak zorundasınız. Gönül isterdik hani birkaç aday böyle birleşsin, daha güçlü bir liste oluştursun. Ama ona da yanaşmadı. Hiçbir başkanı da yanaşmadı. Yani o camianın nasıl diyeyim ağır topları, derin Galatasaray belki diyebileceğimiz isimler çağırdılar. Eşref Amamcıoğlu'nu, Burak Elmas'ı, bir birleşme olur mu acaba diye. Yok. Burak Elmas direkt kapattı. Eşref Amamcıoğlu da istişare sonucu, o da pek sıcak bakmadı. Şimdi böyle girilecek ve çok ucu ucuna bitecek bir seçim olacak Galatasaray'da. Vizyonu geniş bir başkan adayı var mı peki senin gördüğün? Benim yani birbirlerinden çok ayıramıyorum Emrah. Yani hepsinin tabii ki teker teker iyi oldukları alanlar vardır muhakkak. Daha tanımadığım da mesela İbrahim Özdemir Galatasaray'ın başkanı da, onunla ilgili basında da çok fazla şey okumadım. Kafamda çok soru işareti. Belki çekilebilir de son anda. Bana da öyle o geliyor. O hissiyatı veriyor bana. Aynen, ben de benzer düşünüyorum. Onunla ilgili çok yorum yapamayacağım ama diğer isimler. Yirşard'ın da mesela çok göremedik. Bu son saydığım iki isim zaten bu seçim iptal edildikten sonra başvuran adaylardı. Normalde
Hani pandemi olmazsa Galatasaray 4 başka adayla girecekti seçime. Yönetim iptal etti. Sonra bu 2 aday girdi. O yüzden onlar biraz zorlama girdiler gibi hissediyorum. Çok fazla plan programlarını açıkçası göremedik bu süreç içinde. Çünkü çok fazla da röportaj vermediler. Sadece Yiğit Şardan'la ilgili işte Fatih Terim'e devam etmeyecek. O kısım konuşuluyor ama futbolla ilgili, genel yapılanmayla ilgili nasıl planları var bilmiyorum. Onları bir kenara ayırıyorum ama diğer 4 adaydan birinin ben kazanması isterim. Çünkü asıl başvuran onlar. Evet. Normalde olması gereken seçimde bu 4 aday olmalıydı. Abdurrahim Albayrak sırf kendi bir başkan adayının listesine girebilmek için yönetim kurulundan seçimi iptal ettirtti. Ki yeni başvurular yapılabilsin. O dönemde de Yiğit Şardan'la görüştü ve onu adayla ikna edip kendini de yönetim kurulu listesine soktu. Ben bunun böyle perde arkasından biraz etik dışı bir karar olduğunu düşünüyorum. Abdurrahim Albayrak başlangıç seviyesindeki İngilizcesiyle, Florya'daki renkli görüntüsüyle belki birilerine sempatik gelmiş olabilir. Ancak ben yönetici profil açısından değerlendirdiğimde çok başarılı bulmuyorum. Bir. İkincisi, iki numara dahi büyüktü Abdurrahim Albayrak'a. Bir numara ona çok daha büyük gelirdi. Böyle bir adım atması da benim için çok makul bir seçenekti. Bunu söyleyeyim. Bugün Mustafa Cengiz'in saat 14.30'da bir işbirliği toplantısında açıklama yapacağını hatırlatalım ama o toplantıya gecikmeli katılacak. Onun sebebini de yaşadığı sağlık problemlerinden ötürü bazı doktorlarla görüşme yapacağı şeklinde bazı mesajlar alıyorum. Onu da söylemiş olayım. O değil ben. Emrah. Şöyle ki. O doğrumu tabii teyit etmiş bir. Şöyle Galatasaray şöyle değilim. Açıklama yapmış. Katılmak zorunda olduğu TFF ve Kulüpler Birliği toplantısı sebebiyle bu 14.30'daki lansmana gecikmeli olarak katılacak. Bugün acil toplanacak demiştik. Kulüpler Birliği dünkü yabancı kararlarıyla birlikte. O yüzden şimdi öğlen TFF ve Kulüpler Birliği bir araya gelecek. Kulüpler Birliği itiraz edecek. Orada sert tartışmalar olur. Büyük ihtimalle de uzar o toplantı. Mustafa Cengiz'in de katılması daha da gecikebilir. Bu arada son bir not paylaşayım Emrah istersen. Tabii ki. Şeyi konuşmadık. Federasyon dün bir de aynı anda yabancı kararıyla birlikte transfer dönemi ve liglerin sayısı konusunda da bir yol haritası paylaştı. Önümüzdeki sezon 20 takımla oynanacak. Süper Lig 2021-22 sezonu. Bir sonraki sezon 22-23 19 takıma iniyor. Yani bu sezon 4 takım yine düşecek. Ondan sonraki 2023-24 sezonuyla birlikte de 18 takıma geri dönülecek. Ve artık bir müddet diyelim 18 takımla Süper Lig devam edecek. Birincilik için de gelecek sezon 19, ondan sonra yine 19, ondan sonra yine 19, 2024-25 senesiyle birlikte 18 takıma düşecek. Birincilik bu yol haritasında güzel bir şekilde paylaşmışlar. Evet, transfer tesis dönemi de 10 Haziran itibariyle başlıyor. 1 Eylül 2021 tarihinde sona erecek. İkinci transfer ve tesis dönemi de 5 Ocak 2022'de başlayacak. 1 Şubat 2022'de sona erecek. Sevgili Mert, ekleyeceğin bir şey var mı? Avrupa'dan bir haber ver, onu paylaşmak istiyorum. Tamam. Kevin De Bruyne son dönemlerde ağlamayla daha çok öne çıktı. Sosyal tabii medyada fotoğrafları paylaşıldı. Finalde çok talihsizdi. Çok talihsiz bir durumla karşı karşıya kaldı. Yaşadığı sakatlık. Daily Mail gazetesi diyor ki koruyucu bir maske olsa bile Rusya maçında yok. Evet, büyük kayıp olur eğer tabii ki Euro 2020'yi kaçırırsa ama kaçıracağı gözükmüyor. Maskeyle bir şekilde De Bruyne forma giyecektir Belçika'da. Daily Mirror diyor ki Arsenal, Manchester United ve Tottenham Lille'de oynayan milli futbolcumuz Zeki Çelik için yoklama yapıyor. Yani Zeki'nin artık bir adım atma vakti geldi bana kalırsa da. Yani Lille'de 3. sezonunu geride bıraktı. Şimdi de transfer için çok uygun bir dönem. Hatta Euro 2020 performansında yine onun için bir artı sağlayabilir. Menajeri de iyi bir menajer. Bildiğim Avrupa'da kulüplerle ilişkisi olan bir menajer. O yüzden çok zorlanmaz Zeki. Bu yaz başka bir takımda görürüz. Hem İspanyol basını hem İngiliz basını diyor ki Barcelona Lionel Messi'ye 10 yıllık şaşırtıcı bir sözleşme teklif edebilir. Hani bu kağıt üstünde 10 yıllık. Hani önceki dönemlerde Iniesta'ya falan da öyle değil mi? Yaşam boyu sözleşme. Ama sonrasında bir yıl sonrasında giden futbolcular vardı. Gereksiz. İşte, Raul vardı mesela Real Madrid'de. İker Casillas'la benzer bir durum olmuştu. İlginç tabii. Gereksiz bence bu. Yani bu kadar kendini bağlamaya gerek yok. Birer birer gidebilir Messi, ne olacak? The Sun'da bir haber. Thomas Tuchel. Önemli bir teknik adam. Paris Saint Germain sportif direktörü Leonardo ile ciddi problemlerle karşı karşıya kalmıştı. Leonardo diyor ki
Onun gitmesi benim için iyi bir seçimdi. Allah Allah. Hala pişman değil yani. Değil. Arkasında duruyor. Evet. Pochettino ile ligi kaybettiler. Çok severim bu arada Pochettino'yu ama Tuchel de gitti Chelsea ile Şampiyonlar Ligi'ni kazandı. Çok iyi bir yapı oturttu. Demek ki problem Tuchel'de değilmiş. O zaman o yapıyı oluşturamayan sportif direktör Leonardo'daymış. Irkçılık son olarak noktayı koyalım. Bir Manchester City taraftarı Manchester United futbolcularına ırkçı tavırlarda bulunmuştu. Nasıl bir tavırda bulundu artık anlatmama gerek yok. Irkçılığı her zaman lanetliyorum. Bunu da söylemiş olayım. Tabii ki ırkçılığın hiç elle tutulur bir tarafı yok. Her türlü ırkçılık bu siyahiler içinde olabilir. Dil, din, ırk konusunda ne olursa olsun. Ayrımcılık yani. Ayrımcılık kesinlikle karşı olduğum konulardan bir tanesi. Evet değerli dinleyicilerimiz. Sabah sporu programının sonuna geliyoruz. Bendeniz Emrah Karadinç. Bugün Mert Edam'la beraber karşınızdaydım. Bu arada şunu da hatırlatayım. Ben Anadolu Efes'te Fenerbahçe Beko arasındaki maç bugün saat 17'de. Onu söylemeyi unuttum. Onu söylemiş olalım. Tabii birbirinden zorlu maçlar, spor müsabakaları oluyor. Esport'ta İsviçre maçı var. Evet. Özellikle izlemek isteyenler saat 19'da Esport 2'den izleyebilirler. Türkiye'ye, A milli futbol takımımıza Moldova karşısında başarılar diliyoruz. Ve tabii yine Esport'ta saat 21.45'te Belçika-Yunanistan maçı var. İzlenebilir maçlardan biri. Onu da söylemiş olalım. Evet, bugünün bülteni güzel. Hem milli takım, hem basketbol, hem futbol. Birçok karşılaşma var. Yine ekran başından kalkamayacağız herhalde. Saat 5'te başlıyor dedin değil mi? Basketbol karşılaşması. Sonrasında 8'de milli maç. Saat 10 civarında yine diğer karşılaşmalar. Güzel bir spor günü aslında bu yaz günü için gayet ideal. Evet, programımızın sonuna geliyoruz. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın. Radyo Spor'dan ayrılmayın. Hoşça kalın. Barış Ertül, Ali Erim ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddia sundu. Daha iddialı, çok daha canlı, çok daha heyecanlı. İddia. Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.